لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بسم الله الرحمن الرحيم اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَّلَامًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Kaside-i Bürde okunuyordu. Onu dinlerken sohbetten evvel salavat-ı şerifeyle meşgul olmak lazım. Konuşuyorsunuz. Dünya kelam konuşmamak lazım. Çünkü sohbetten evvel onu feyiz için, bereket için açıyoruz ya. Orada siz de salavat-ı şerifeyle meşgul olursanız mübarek cuma gecesinin ihyasına vesile olsun. İnşallahurrahman. Şimdi mübarek cuma gecesinin gününün Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem çok alakası var ve irtibatı var. Bu bakımdan özel salavat-ı şerifeleri var. Dualarım kitabının son bölümlerinde de bu bazı salavat-ı şerifeler beyan ediliyor. Cuma akşamının gecesinin ve gününün meşgul olunacak salavatlarından biri İmam Gazali radıyallahu teala hazretleri tavsiye ediyor. O salavat-ı şerifi okuyalım. Ondan sonra dersimize başlayalım. İnşallahurrahman. Allah Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eylesin. Amin. Salavatlarımızın yüce makamına arz eylesin. Amin. Amin. Siz de içinizden salavat-ı şerife okursunuz. O arada da salavat peşinden amin. Salavat peşinden amin. Böylece okuyalım. İnşallahurrahman. Allahümme ec'al fedâile salavatik ve nevâmiye berekâtik ve şerâife zekevâtik ve râfeteke ve rahmeteke ve tehiyyetek على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط سيدنا محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته
Allahümme ahşurna fî zümratih ve ec'alna min ehli şefaatih ve ahyina alâ sünnetih ve teveffena alâ milletih ve evridina havdah ve esqina bi ke'sih gayra hazaya ve la nadimin ve la şakkin ve la mübeddilin ve la fatinin ve la meftunin. Amin ya Rabbel alemin. Amin. Ne büyük salavat. Her cuma bir kere okusanız ne kadar büyük iş görürsünüz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şefaatine nail olmak için, onun zümresinde haşr olmak için, onun sünneti üzere yaşamak için, onun dini üzere vefat etmek için, Havz-ı Kevser'inden, elinden şerbet içebilmek için, rezil rüsvay olmadan, dünyadaki amellerine pişman olmadan, Allah'ın dini hakkında şüphelere düşmeden, dini İslam'ı değiştirmeden, insanları fitneye düşürmeden, insanların fitnelerine kapılmadan, ahirette onunla kavuşmak duası var peşinde. Ne kadar büyük meseleler. Ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Duadan aciziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiler. Neler öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Neler isteyeceğiz, neler istemeyeceğiz. Onun için bu dualarım kitabının 343. sayfada manası önce. Hep manası sonra oluyor ya, bunda mana önce yazmışım. Manası önce, Arapçası okunuşu 344'te var. Sonra 345'e geçiyor. Orada bitiyor. Allah Teala Hazretleri her cuma gecesinde, gününde yarım dakika ya. Yarım dakika. Sallallahu aleyhi ve sellem bizde ne kadar büyük hakkı var ya. Ne kadar büyük hakkı var bizde. Ebedi cennete onunla gireceğiz inşallah. Ebedi cehennemden onunla kurtulacağız inşallah. Yani kesin olmadığından inşallah diyorum. Ama dua dersen inşallah denmez. Dua dersen. Haber verirken inşallah denir. Çünkü haberde neticeyi bilmiyoruz. Ama dua etsek, ya Rabbi bizi ebedi cehennemden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatle halas eyle. Amin. Buna inşallah denmez. Anladın? Kurtulacağız dersen haber vermek olur. Ona inşallah diyeceksin. Çünkü garantimiz yok. Ama dualarda da inşallah demek caiz değil. Dua yaparsan inşallah demek caiz değil. Ya Rabbi inşallah beni affet. Olmaz. İnşallah efendim bana şunu yap. Olmaz. Mutlaka yap ya Rabbi. Mutlaka yap. Ve liyazim fi mesele. Fil mesele. Sizin beniz dua derken isteğinde kesin ve kararlı olsun. Ve ciddi olsun. Dolayısıyla oraya istersen yap inşallah, dilerse manasına gelir. O duada caiz olmuyor. Ama maalesef herkes kaçırıyor bunu ağzından. Hocalar da ağızlarında çok kaçırıyorlar. Ağızlarından. Bakıyorsun hep sonunda dua. Ya Rabbi bizi affet inşallah. Efendim, ya, mutlaka affet ya Rabbi. Mutlaka affet bizi ya Rabbi. Amin amin. Öyle demek lazım. Bu salavat-ı şerifi bu şekilde beyan edelim. Yine 346. sayfede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat-ı şerifi öğretiyor. Ruveyfi ibn-i Thabit radıyallahu anh rivayet ediyor hadis-i şerifte. Buyuruyor. Her kim okuyoruz, yani ben okuyayım siz de amin dersiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve enzilhul mek'adel mukarrabe indeke yevmel kıyameh. Amin. Kim derse ki ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet günü onu manevi indindeki en mukarrab, en yakın menzile yerleştir, makama yerleştir derse vecebet lehu şefaati. O kişiye şefaat etmem kesinleşir ve vacip olur. Bu da ne kadar kısa ya. Bunu ezberlemeniz de kolay. Göz kestirdiniz herhalde buna. Bu çok kısa. Okunuşu 347. sayfede. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu da Ebu Davud hadisinde geçer. Men serra ve en yektale bil mikyali levfa idâ salli aleyne ehlel beyt fellekul. Her kim bize ve ehli beytimize, yani bana ve hanemin halkına, işte zürriyetime salavat okumak isterken
salavat okuyacağı zaman yarın ahirette en bol tartan ölçekle kendisi için sevaplarının tartılmasını istiyorsa kim istemez? Kıyamet günü hepimize ölçekle ölçecekler mi? Tartıyla sevaplarımızı tartacaklar mı? Bizi mizana koyacaklar mı? Mizanda kaç paralık adam olduğumuz meydana çıkaracaklar mı? O dedenin dediği gibi İhsan Efendi'ye değil mi? Nasılsın dede? Ne dedi? Kantarda belli olur. Kantarda belli olur. İşte o kantarda en bol ölçek, en bol teraziyle sevaplarının tartılmasını istiyor musun? Bu seni sevindirir mi diyor. Sevindirecekse seni bize, ehli beytimize salavat okurken şöyle salavat edecek. Bu da 347. sayfada yine o salavat-ı şerifeyi de okuyalım. Cuma gecelerinde, cuma gününde ihmal etmezseniz inşallah rahman. Bunlar 3-4 sayfada buluyorsunuz peş peşe. Yani 2-3 dakikanızda almaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ve ezvacihi ümmahatil müminin ve zürriyeti ve ehli beyti kema salleyti ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Amin. Manaları da burada zikrediliyor. Ey Allah, İbrahim aleyhissalatü vesselamın ehli beytine salat ettiğin gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e, müminlerin anneleri olan eşlerine, zürriyetine ve ehli beytine salat eyle. Amin. Muhakkak ki sen hamidsin, hamdolunmaya layıksın. Bütün hamdler sana mahsustur. Ve mecidsin, yani ululuk sahibisin. Ve şereflisin ve azizsin. Amin. Manası da bu. Böyle yaparsak, bunu okursak, bir kere bile okusak, günde bir kere. Olmadı. Haftada bir kere. Cumaları yakışmaz mı? Olmadı. Ayda bir kere. Olmadı. Yılda bir kere. Olmadı. Ömründe bir kere ya. Okumadın mı sen bunu? Ahirette bol ölçekle sana tartsınlar, versinler. O da olmadı. Yarın ahirette neyle çıkacaksın? Salih amel istiyorlar. Bu salavat-ı şerifeler yüzümüzü hak edecek. Bizim mizanımızda ağır getirecek. Sırattan bizi tökezlenmeden geçirecek. Müjdeleri çok çok çok. Ben sizi teşvik ediyorum. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi gelen dersimiz. Dersimiz neydi? Nereden gidiyordu? Ha bir de geçen dedim, bir sohbete başladım, bir dua öğrettimdi size. 40 dakika o duayı tefsir ettim size, değil mi? Neydi o dua? Hepten unuttunuz değil mi? O değil. Namazda selamlarımız önce değil bu. Bu duada dedim ki hani musibetimizi dinimize vurdurma. Hatırladın mı? Onu da 45 dakika o duayı tefsir ettik. Çok ince ilimler var o duada. Evet. Şimdi o duayı dedim size dergide yazacağım. Dedim mi size? He? Ama siz hiç sordunuz mu yazmasam? He? Sorar mıydınız? Arar mıydınız? Yok. Çünkü neden böyle bir derdiniz? Yok. Belki bir duayla benim hayatım kurtulacak. Belki o duayla ben hidayet bulacağım. Belki o duayla ben cennete gireceğim. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dualarından. Fakat ben de bilmiyordum. Sonra hadis-i şerif, yani dua ezbere bilip yaptığım dua. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne şekilde yaptığına dair hadis-i şerifi buldum. Efendim hadis-i şerifte ne beyan ediyor? İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu, meşhur sahabi, kaynağı da Tirmizi'de geçiyor, Nesai'de geçiyor, İmam Bezzar'ın Müsned'inde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kallema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûm min meclisin hattâ ed'u ve bihavlâ de'avât li ashabih. Ben de yani bunu keşke sohbetlerin sonunda bunu da eklesek. Vaktimiz dar oluyor.
sohbetler de uzun oluyor. Siz de ayağa kalkıyorsunuz. Efendim, darlanıyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz falan. Biraz onun için kısa kesiyorum. Yoksa tabii bu da önemli bir dua ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkarken ashabi için, yani cemaatinde bulunan arkadaşları müminler için şu duaları yapmadan kalktığı, yani bir mecliste oturduk. Şimdi burası meclis değil mi şimdi? Oturduk burada. Sonra inşallah hayırla kalkarız. Af olarak kalkarız. Ama Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında bu duaları yapmadan oturduğu bir meclisten kalktığı vakı mı? Vakı. Ama çok az vakı. Otomatiğe bağladınız hemen, vakı değil. Vakı. Ama çok az vakı. Ne demek bu? Oturduğu meclislerin ekseriyetinde sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bu duayı yaparmış. Tabi biz diye yapıyor. Biz deyince mecliste olanları da katıyor. Bu mübarek duada size öğrettik. Ne dedik? Allahümme eksimlere min haşyetike ma yahulü bi beynena ve beyne ma'asik. Bu da dört satır bir duadır. Ey Allah, sen bizimle günahlarının arasına girecek kadar korkundan, bizi cennetine ulaştıracak kadar ibadetinden, dünyanın belalarını bize hafif kılacak kadar da yakini şüphesiz imanından bize hisse nasip eyle. Amin. Nasıl bir dua? Anlattım onu değil mi 40 dakika? Anlattım, şimdi bir daha manayı şey yapmayayım. Bizi yaşattığın müddetçe bizi kulaklarımızla ve gözlerimizle ve güçlerimizle faydalandır. Amin. Güçlerimiz ne demek? Böbrek, ciğer, talak, safra kese, her yer bir şeye yarıyor. Ölene kadar bunlardan birinden bizi mahrum etme. Amin. Amin. Sen onu, yani bütün güçlerimizi ardımıza kalacak kadar bize bağışlayarak bize varis eyle. Amin. Amin. Varis eyle, anladınız da, anlattım size. Nasıl ki sen ölünce arkana kalana ne deniyor? Varis. Güçlerimizi bize varis eyle ne demek? Biz ölsek de güçlerimiz, yani ölmesek devam edecekti. Anladın? Sonuna kadar gitsin. Arkamıza varis kalsın yani. Bizden çıkmasın. Anladın? Duayı görüyor musun, duayı? Bize zulmedenlerden intikam almamızı nasip eyle. Amin. Amin. Beddua var mıymış? Varmış. Sahih miymiş? Sahihmiş. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım eyle. Amin. Amin. İtikadımızı bozarak veya farzlarını terk ettirip haramlar işleterek musibetimizi dinimize vurdurma. Amin. Amin. En büyük derdimizi ve ilmimizin ulaşıp kaldığı son noktayı dünya eyleme. Amin. Ve bize acımayanları başımıza musallat eyleme. Amin. 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 Bu hadis-i şeriftir ve sünnettir. 4000 sünnet soruyorsun. Her vaaza kaç tane sünnet söylüyorum aslında. 4000 sünneti bana hoca hangi kitapta bulabilirim? Hangi kitapta ben böyle bir şey niyet ettik hazırlama. 4000 sünnetin tümünü bir hazırlama niyet ettik. Allah'ım yardım etsin. Amin. Ömrümüze bereket, vaktimize bereket ihsan etsin. Ama şimdi her sohbetten toplasan zaten sen şimdiye kadar 3-5 bin bulmuştun yani. Neler söylüyoruz sana? Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten bu duaları yapmadan kalkmazdı. Az kere kalkardı. Az kere. Ne demek? Ekseriyetle bu duayı yapardı. Burada neler var görüyor musun? Dininin korunması var, imanın korunması var. Efendim, gözünün, kulağının, bütün uzuvlarının korunması var. Haramlardan korunması var. He? Cennete ulaştıracak kadar salih amel talebi var. Dünya musibetlerine karşı kazaya kadere iman kuvveti var. Ve etkilenmemek ve hafif gelmesi için dua var. Yani hayatımızın ve mematımızın bütün safhalarını ilgilendiren, maddi manevi her konuda istememiz gereken dualar bir duada toplanmış. Bu duayı Kainat Efendisi öğretmese sallallahu aleyhi ve sellem, dünya bir araya gelse bu duayı bir araya getiremezdi. Buradaki manaları düşünebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Efendi Hazretleri mübarek kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle der.
bütün dünyanın üniversiteleri bir araya gelse, bilim adamları, ilim adamları, film adamları hepsi toplansa Allah Teala'dan bir ayet alabilirler mi? Bir hadis alabilirler mi? Bir dua öğrenebilirler mi? Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla bahşetti. Onun vasıtasıyla da bize öğretti. Ne kadar zenginiz ya. Ne kadar zenginiz ya. Ne kadar kaynaklarımız var. Milyonlarca hadis-i şerif. Milyonlarca. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz. Her şeyi bize beyan etti mi? Etti. Bize beyan etmedik bir şey bıraktı mı? Bırakmadı. Mâ ferratnâ fil kitâb min şey. Biz Kur'an'da bir şey eksik bırakmadık. Levh-i Mahfuz'da bir şey eksik bırakmadık. Eksik bırakmadın ama Kur'an 6666 ayet. 606 sayfa. Efendim bu ayetlerde her meseleyi bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. Ama onun açılımı nedir? Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde ne geldi? Hadis-i şerifler geldi. Hadis-i şeriflere de baktığın zaman eksik bir şey var mı? He? Şu anda her şeyi Kur'an'dan, hadisten bulabiliyorsun. Bak Irak'ta bir olay çıktı. Biz hemen hadisten bulduk mu onu? He? Bu adamlar makbul mü, merdüt mü? Çıkarttık mı hadisten? Çıkarttık. Önümüzde daha neler olacak? Bütün anlattık mı yıllarca? Anlattık. Nereden bildik? Hadis-i şerifin kaynağından. Mişkât-ı nübüvvetten. Yani peygamberlik kaynağından aldık. Kandilinden aldık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şeriflere inanmayan İnsanların İslam'da ne alakası olabilir? Hadis-i şerifleri reddedenlerin, ilahiyatçı olsun, prof olsun, doç olsun, bu adamların dinden ne nasibi olabilir? Bu adamlar namazın rekatını bile Kur'an'da bulamazlar, zekatın oranını bile Kur'an'da bulamazlar, haccın farzını, vacibini bile Kur'an'da bulamazlar. Bu adamlar efendim hadisleri reddederek ne yapmak istiyorlar? Yani dini yozlaştırmak ve tamamen ameli terk ettirmek, Kur'an-ı Kerim'le de istedikleri gibi alay etmek, Allah muhafaza onu tahrif ve tebdil etmek ve tahrir etmek istiyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Onun için bahtiyarız ve saadetliyiz ki böyle bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderildi rahmet olarak ve bize bu duaları talim etti, öğretti. İki cihan saadetine vesile olarak. Şimdi sen bir mümin olarak bunu okumazsan, amel etmezsen, bu istekler senin karına, sığınılacak şeyler senin zararına, bunları yapmadığın zaman kime zarar edersin? Kendine zarar edersin. Akılsızlık edersin. Husrana düşersin. Çünkü bunlar biz okuyalım diye bize öğretildi. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine talim etti. O sahabe-i kiram bize ne yaptı? Rivayet etti. İbni Ömer Hazretleri. Ondan kim aldı? Tabiinden biri. Ondan o, ondan o, ondan o. Nereye geldi? İmam Tirmizi'ye. İmam Tirmizi Özbekistan'da Tirmiz'de yatar. Mübarek ziyareti nasip oldu. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. O öyle bir faydalı bir kitap ki o da zikir ve amel hususunda ondan güzeli yok. Hatta bazı alimler derler ki amel ve zikir ve ibadet bakımından Tirmizi'nin hadisleri Bukhari'ninkilerden daha değerlidir. Çünkü neden? Bukhari her konuda toplamış. Fakat Tirmizi özellikle insanlara lazım olan faziletli ameller. Mesela Ebu Davud hadis kaynağı meşhur. Onda da fıkıhla ilgili konular. Fıkıhla ilgili konular. Anladın? Namazın işte rekatı, sonradan yetişen, imamla kaçıran, efendim mesbuk olan, layık olan. Yani bütün o hadisleri bakıyorsun fıkıhtaki konulardaki, bablardaki mevzuları Ebu Davud'da buluyorsun. Faziletli ameller meselesine bakıyorsun. Nerede buluyorsun? Tirmizi'de buluyorsun. İşrak namazı onda. Kuşluk namazı onda. Evvabin namazı onda. Anlıyor musun? Yani Tirmizi acayiptir. Çok fazilet. Dualar, davat. Tirmizi'nin bir bahsi var mesela. Bölüm davat. Ne demek davat? Dualar bölümü. Yani o dualar bölümü acayip. Bunların çoğunda da Tirmizi geçer. Onun için Allah Teala Tirmizi Hazretlerine, onun hocalarına, onun şeyhlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanana kadar ki sahabe dahil, başta olmak üzere hepsine rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Onların rivayetleriyle amel etmek, tesirlenmek nasip eylesin. Amin. Amin.
hadislerini alıp da, rivayetlerini okuyup da, dualarını öğrenip de, ki ben bu duayı özellikle altın oluğun altında okuduğum ve Mültezem'de okuduğum dualardandır. Çünkü çok ilginç bir dua. Musibetimizi dinimize vurdurma. Bu çok acayip bir dua. 45 dakika anlattım burada ben. Belki 40-45 vardır, bilmiyorum. Tam şeyini, dakikasını bilmiyorum. Ya dünyayı en büyük derdimiz eyleme. İlmimizin ulaştığı noktayı dünya ile sınırlı kılma. Dünya ile sınırlı kılma. Ne yapalım? Dünyayı geçsin bizim ilmimiz. Bizim bilgimiz nereye ulaşsın? Ahirete ulaşsın. Kabri bilsin, sıratı bilsin, mizanı bilsin, cenneti bilsin, cehennemi bilsin ki neyi kazanacak, neye müşteri olacak, neye talip olacak, nereden harip olacak, kaçacak yani. Bunları bilmesi için ilmimizin dünyayla sınırlı kalmaması lazım. Senin dünyayla ilgili bildiğin bütün bilgiler, işin, gücün, mühendisliğin, mimarlığın, doktorluğun, ustalığın, sanatçılığın, ressamlığın, bilmem ne. Ressamlıkta dikkat etsin. Canlı resmi çizmesin. Canlı resmi çizerse çok büyük azaba düşer. Ama ağaç çizebilir, dağ çizebilir, gök çizebilir, bulut çizebilir. Cansız olsun. E şimdi bunların hepsi bir dal. Bu işler, bu ilimler, bu bilgiler seni nereye kadar götürür? Mezarın ağzına kadar götürür. Mezarın içine bunlar girer mi? Faydası olur mu? Olmaz. Hiçbir melek sana ulan neyi futbol oynuyordun, helal olsun sana bir kıyak çekeyim de Münker Nekir sualinden sana beraat vereyim der mi? He? Ne güreşçiydin be, 40 kişiyi deviriyordun, helal olsun sana der mi? Ne der? Men Rabbüke. Rabbin kim der? Ve men nebiyüke, peygamberin kim der? Ve ma dinüke, dinin nedir der? Ve ma kıble, kıblen neresi der? Ve men ihvanük, kardeşlerin kim der? Ve men ehevat, kız kardeşlerin kim der? Sen de kendi kardeşlerini sayma ha. Ya inanan erkekler kardeşlerim, inanan hanımlar kardeşlerim. Din kardeşliğini sorar. Hangi millettensin der? He? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim diyeceksin. Yoksa dersen ki lazım Kürdüm, sopayı yersin. Çünkü neden? Orada millet din anlamında soruluyor. Milleti İbrahim'e Hanifa. Tamam mı? Onun için ilmimizi dünya ile sınırlı kılma. Dünyada da tabii yemek için, içmek için ilim lazım. Çünkü kazanmak için bilgi lazım, sanat lazım, teknik lazım, teknoloji lazım. Herkes bir iştesiniz. Allah işlerinize rast getirsin. Amin. Hayırlı muratlarınızı versin. Amin. Yarınki gün ileride hep kolaylık göstersin size. Amin. Amin. Bu işler, dünya ile ilgili ilimler, hangi meyveler var, hangi sebzeler var, hangi ilaçlar var, bunlar faydalı ilimler de dünya ile ilgili var. Allah Teala dünyadan da faydalı ilimler nasip eylesin. Amin. Kavrular gibi faydasız, fuzuli işlerle uğraşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Adamlar işi yok, derdi yok. Uzayı inceliyor. Daha uzayın incelemesi bitmeden kıyamet kopacak. Kesin söylüyorum Amerika'ya. Amerika'ya buradan kesin söylüyorum. Bak milyar dolarlarınız gidiyor. Yazıktır, günahtır. Bari kansere, mansere, şekere ilaç bulun. Fuzuli orada uzay teknolojisi, uzay. Yani tabii onlar ondan faydalanıyorlar, uydudan muydudan bir şeyler ediyorlar ama gezegenlerde hava aramak, civa aramak, gezegenlerde hayat var mı yok mu, su var mı yok mu? Ben sana söylüyorum, sen bunlara ulaşamadan kıyamet kopacak. Rusya'ya da söylüyorum. Yazık ya, millet açlıktan ölüyor, onlara bir ekmek dağıtın bari. Bunlar boş. Ha tefekkür için, İbret için Allah'ın ayetleridir, ayrı bir şey. İncelersin, edersin. Velakin dünya neyine yetmiyor? Zaten dünyayı koparacağım diyor Mevla. Zaten devamlı devri daim var. 100 senede bir üzerine oluyor. Boşalıyor, üstten alta iniyor. 100 senede ileri gelen 7 milyar insandan 7 kişi zor kalıyor. Dolayısıyla ilmimiz birkaç senelik işlerle sınırlı kalmasın da ilmimiz ahirete nüfuz etsin. Amin. Ve ahiret tarafına sirayet etsin ki sonsuz hayatta neler lazım olduğunun tedarikini görmeye bizi sevk etsin. Amin. Amin. Evet. Çok büyük bir dua. Yani manasını düşünerek okursak Allah bize bir haşyet, bir havf, bir korku nasip etsin ki günahlarıyla aramıza o korku girsin. Amin.
Bize o günahları işletmesin. Amin. Çünkü Allah korkusu lafla olacak iş değil. Sen bir harama, günaha düşeceğin zaman o korku devreye girip seni engelleyemiyorsa başka zamanda ben Allah'tan korkuyorum demenin manası yok. Çünkü o orada lazım. Haramlarla aramıza, günahlarınla aramıza korkundan nasip yerleştir diyor. Amin. Manaya bak ya. Cennetine ulaştıracak kadar amel nasip eyle diyor. Amin. Dünyada bu kadar bela geliyor. Birden efendim beni mi buldu, şöyleydi, böyleydi. Allah muhafaza. Kazaya rızasızlık, kadere karşı gelmek. Bunlar ne bela? Onun için en zor mesele. Mevlana buyuruyor. Benden razı olmayandan ben de razı değilim. Ben radıya fele uğruyorlar. Razı olana rızam var. Ben sekıtla fele uçakat. Benim işime kızana benim de gazabım var. Mevla'dan bileceksin. Ama tabi musibet hafif gelirse böyle yaparsın. Musibet ağır basarsa Allah muhafaza. Allah'a karşı bile konuşur adam. Böylelerini duyduk biz. Belki de gavurum demez. Ama bir panik, bir bunalım ve musibetin vurması anındaki akıl, şuur kaybı diyelim. Çünkü şuur kaybı olmasa adama kafir demek lazım. Yani hadi delirdik, aklı gitti dersek belki mazur olursa Allah bilir. Ama bazı da bilinçli konuşuyor bu lafları yani. Efendi Hazretleri der, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, artık o mu Efendi Hazretleri mi bulundu? Efendiye çok haber gelirdi böyle sosyal olaylar. O kadar haber gelirdi ki her sohbette 40 tane anlatırdı. Yani cenazeyi gömmüşler, cenazenin işte sahiplerinden birisi, işte, ey cemaat durun falan. Millet de durmuş falan, herhalde bir vasiyet bir şey açıklayacak. Bir de diyor adam kalktı demesin mi ki? Döndü de göğe doğru sanki Allah gökte haşa. Ey Allah ne oldu? Benim kardeşimi mi buldun? Böyle manyak manyak işler olduğunu yani anlatırdı. Ben de çoğu bunları yaşamış değilim. Bu kadar olaylar birçok Efendi Hazretlerinden. Çünkü onun başına çok iş gelirdi. Herkesle görüştüğü için, tek tek de dinlediği için. Hep böyle nakleder. Ama ibretlik bir şey yani. Kimisi bunu açıktan der, kimisi bunu kalbinden der. Hadi kalpten geçenden Allah mesul eder mi? Etmez. Ne müddetçe dilinden söylemez. Çünkü kalpte öyle işler geçecek, kalbine şeytan gelir bir vesvese verir, haşa. Allah yok der. Kalbe gelenden Mevla mesul etseydi, hepimiz şimdi cehennemin dibini boylamıştık. Ama Mevla ne yaptı? Kalpten geçenden mesuliyeti kaldırdı. اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ الْيَعَنُ اُمَّتِي مَا وَسْفَسَتْ مِي سُجُورًا مَا لَمْ تَعَمَلَوْ تَكَلَّمْ İcraata geçirmedikçe, bir de dilini alıp konuşmadıkça kalplerinin yaptığı vesveseleri, göğüslerine gelen vesveselerden Allah Teala benim hatırım için kurban olduğum sana sallallahu aleyhi ve sellem benim hatırım için ümmetimden geçti diyor. Benim hatırım için. Ey sen olmasan biz yanmıştık ya. Bir de kalpten geçenlerden sorumlu olsaydık biz ne yapacaktık? Konuşmadıkça bize icraata geçirmedi. Ha, gördü şarabı. Lan ne içilir dedi. Zıkkım iç, ne içilir? Hiç içilecek bir şey de değil. Tadını da bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum ki zehir zakkum bir şeydir. Ama onu içmek canı çekti. Ne içilir diye de vesveselendi. Ama şişeyi patlatıp içmediyse sorumluluğu var mı? Yok. Bu icraata koyma işi. Yani içerse mesul. Ya da bir şey düşündü, onu demezse Kur'an'a aykırı, şeriata muhalif ama demezse sorumluluğu yok. Derse o zaman konuştuğundan mesul olur. Hele bir de küfür lafıysa elfaz küfür. Bir iki kitap daha gördüm. Kitaplara da ulaşamadım. Eski ulemadan inşallah dua edin o kitapları da bulayım. Yani men yekfur ve la eş'ur. Kitabın adına bak. Men yekfur ve la eş'ur. Bilmeden kafir olanlar. Ya kitabın adı hem de zannedersem İbn-i Kutluboğa. Büyük bir alim eski. 600'lü, 700'lü yani. Ya basılmış herhalde ama bize buralara gelmedi. Sırf adam koydum kitapçıya. Bütün gelen kitapların başına dur diye. Rahmetli Bayram Hoca Efendi kabri nur olsun. Amin. O gemiler çıkınca Lübnan'dan o burada uyuyamazdı. Gemi kaç günde gelecek diye. Koliler kitap. Uyuyamaz. Uykusu gitti. Gemiden gider karşılar.
Oradan gider kitapçıya. 450 koli var. Kitapçı diyor ki açtıkça sana haber ederim. Bu 2 ay sürer. Yok yok ben açayım. Ben sana yardım edeyim bedava ne olur. Ya tam da benim işçim var, aşçım var. Karıştırma burayı falan. Yok yok ben burada yatarım kalkarım. Ben kolleri ben açayım ne olur. Niye? Diyordu bana ki Ahmet. Şimdi burada 2 tane çıkarsa kitap birini sana alacağım birini bana. Ya bunu benden evvel biri görüp alırsa ben ne yapacağım derdi bir daha. Bayram Hoca böyle bir zattı. Kaybettik onu. Ya ruhu şad olsun. Amin. Öyle kitap hastası daha görülmüş mü dünyada? Bütün dünyanın paralarını karlarını, bütün dünyanın makamlarını mevkilerini hepsinin önüne koysan kitap ister. İstemez bir şey. İlim hastası. Ameli de ona göre, ihlası da ona göre. Maşallah. Yani artık nazar değecek hali yok ama ahirette de olsa gıpta edilecek hali var yani. Şimdi bak men yekfuru la şur kitabın adına bak bilmeden kafir olanlar. Yine bir kitap orada yine aynı seride gördüm. Darül Muktebes diye bir yayın evi. İnşallah ulaşırız ona. Benim de işim gücüm bu. Onlar uzaya bilmem neye ulaşmaya çalışıyorlar. Ben de yazma kitap, şurada şu kitap, burada bu kitap. Kayıp var dolu dünyanın. Hiçbir yerinde bulunmuyor kütüphanelerde. Kayıp. Kitap ama başka kitapta geçiyor. Oradan anlıyoruz var. Ama çok üzülüyoruz, özlüyoruz. O kitaplara nasıl ulaşacağız? Bulsak Fizan'a gideriz. Öyle mühim kitaplar var. Baskısı yok. Muhittin Arabi'nin 150 cilt tefsiri var Kur'an'ın yarısına kadar. 150 cilt. Kur'an'ın yarısına kadar. O da vefat etmiş. O da kayıp. İmam Bukhari'nin var. O dolu var. El kelimatül mükeffira. İnsanı kafir eden kelimeler. Onu da tabi bulamadım. Ama ben size geçen de demiştim. Bu usta bazı kitaplarım var elimde. İnşallah o elimde olanlardan da istifade ederek insanı uyarmak lazım. Yani bir insan Allah'a nasıl der ki benim kardeşimi mi buldun? Bu laf adamı kafir eder. Seni bulsa ne diyecektin? Ya razıyız ya Rabbi demek lazım. Onun için dualara sarılalım ki bu duada ne diyor? Bize öyle bir ve minel yakîn mâ tühevvinü bi aleyna mesâibet dünya. Bu dünyadan çıkana kadar kim bilir daha ne musibetlerle karşılaşacağız belli değil. Allah takatımız yetmeyen belalar vermesin. Amin. Allah Teala hiç bela vermesin. Hep afiyet versin. Ama işte bu dua sana ne diyor? Ya Rabbi bana öyle bir yakîni iman yani seni görür gibi iman nasip et ki dünyanın belalarını bize hafif ve kolay getirsin ve geçirtsin. Amin. İşte duaya bak işte duaya bak. Yani şu 4 satır dua 4 sene vaaz olur. 4 sene şer şer şer. Daha da bir vaazda gider kaç vaazda gider. Onun için okuyun bu duayı inşallah. Okuyun bu duayı. Arkadaşlarınıza okuyun. Okuma bilmeyenler var. Oturursunuz bir mecliste. Onlar Arapça okumak bilmez, hadisi bilmez, dergiyi bilmez, sayfasını bilmez. Sizin meclisinize gelenler de abad olsun. Sizinle oturup kalkanlar da şad olsun. Sizin yanınıza gelenler yarın ahirette bir mağfirete mazhar olsun. Bu dualara nail ve dahil olsun. Kardeşim insanlara faydalı olun. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Oturup 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 dır 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 gır gır gır. Yedin içtin kalktın gittin. Dedikodu gıybet iftira mala yani fuzuliden başka bir şey yok. Ya şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten ayrılmadan çoğu kere yaptığı bir dua var. Durun size de nasip olsun arkadaşlar deyip bir mecliste şu duayı niye okumuyorsun? Niye okumadın bugüne kadar? Ben bunu yeni duydum. Yeni duydun da ne yaptın? Kaç hafta oldu bunu söylediğim? Sen yazacağım dedin yaz. Niye sormuyorsun yazdın mı diye? Niye aramıyorsun hakkını? Yazıyorum. Onu da ben tekrar diyeceğim yazdım diye. Sayfasını da vereceğim. Az daha gelip ağzından içine gireceğim ben okuyacağım oradan. Oku da. Bu kadar da zikirsizlik, bu kadar fikirsizlik, bu kadar dualara soğukluk, bu kadar salavata uzaklık. Bu nedir bu ümmetin hali ya? Bu dırdırınızın, gırgırınızın haddi bir sınırı yok mu? Kelimelerinizi bir yataktan kalkın, bir kayıt cihazına basın. Bir daha yatana kadar bir kelimelerinizi bir kayıt yapın bakalım. Siz kaç kere Allah diyorsunuz arkadaş? Yazık günah size. Acıyorum ben. Siz de bana acıyın. Acıyanlar Allah acısın. Merhametsizle lüzum yok. En çok üzüldüğümüz ömrümüz geliyor geçiyor. Zikirsiz ve gafletle geçiyor. Hele bir de tersine geçenler onu boş ver.
Hoca yine sen bize söylüyorsun. Biz yine namaz kılıyoruz. Adamda namaz da yok. E onu mu örnek alalım şimdi? Onu mu emsal alalım şimdi? Ben yine günde 5 kere, 50 kere Sübhanallah bir şey diyorum. O adam hiç demiyor. E onu mu örnek alalım şimdi? Onu da öğretelim. Onu da dedirtelim. Lale Gül dergisi dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir. Hiçbir dergiyle kıyas ederseniz vefasızlık etmiş olursunuz. Ve bana cefa etmiş olursunuz. Bana eziyet etmeyin. Dergi görmeyin. Kitaptır. 95. sayfede bu mübarek dua Arapçası var. Altında nesi var? Tercemesi var. Allah Teala ezberlemenizde nasip eylesin. Amin. Ama yüzünden de okuyabilirsiniz. Namaz içinde değil. Ama insan bunları tabii çok önemli bunlar. Kabe'de, Ravza'da işte, Umre'ye, Hacca gidenler falan. Böyle önemli duaları cem etmek lazım inşallah. Bir kitapta cem edilir ama siz de bunları cem edebilirsiniz. Çekiyorsun resim. Ondan sonra alıyorsun şu kadar bir kağıda değil mi? Koca şeyi götüremezsin dergi. Ama bunları yaparsın. Hazırlığı olanlar bunları yapıyorlar. Dünya için insanlar ne hazırlıklar, ne dokümanlar, ne dosyalar. Değil mi böyle bir listeler, hesaplar, kitaplar? E ahiret için bu kadar önemli şeyler insanın bir bu ilanlardan elde ettiği ilimlerden böyle bir hazırlık bir dosyada yapabilir. Yolculuğa şuraya buraya giderken bunu okuyayım. Her kitabı da yanında götüremezsin. Ezberinde götürürsen daha iyi. Allah Teala hafızanıza kuvvet versin. Amin. Amin. Zekanızı açsın ve böylece aklınızın açılması için de yazdım. Çörek otu mucizesinde bir dualar var. Zenit saatini geçersin böyle. Ama yapan yok. Neden? Hiçbirinizin aklının geliştiğini görmüyorum da onun için. Görürdüm yoksa ben anlarım adamın. Sende bir değişiklik var, bir gelişim var derdim sana. Böyle de rastlamıyorum hiç cemaattan. Ya yok. Zalentikli Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh torunu aradı da bak hoşuma gitti. Sen dedi bir Habertürk'te yayınında dedi Veys Ateş'le herhalde bir program. Bir dua söyledin. Onu da yazmadın dedi dergiye de. Ne olacak şimdi dedi. Dedim hakkını ara uyanık ol. Hiç benden bir şey istemedi. Bana dua et demedi, şunu yap demedi, bunu. Herkes dua istiyor, bir şeyler istiyor. Ben zaten aciz bir adam benim duamdan. Hikmet-i ilahi. Yani başkalarına yaptığım tutar ha. Duam da tutar, bedduam da tutar. Efendimiz Hazretlerinden tasdikliyim çünkü orada şey almışım. Müstecaptır buyurdu. Kendime bilmiyorum işte. Yarım yamalak tutturabiliyorum. Siz de bana tutturacaksınız. Ben de size tutturacağım. He. Geç Süleyman Özgüven abi Amerika'dan aradı. Ya böbreğim bitmiş, kalbim bitmiş. İşte geçen hafta dua ettik. Geçen gece ikisini de bekliyorum burada. Bana ne zaman organ gelir de gelmez de öyle perişan haldeyim bana dua et ya. Yani sabahına ikisi birden gelmiş. Allah Allah. Şimdi ameliyattadır. 15 saat sürüyor. Allah şifa afiyet versin. Amin. Amin. Başarılı etsin. Muvaffak etsin. Mühim olan hayırlı. Adam bir laf etti. Çok hoşuma gitti. Abi dedi. Hayırlıysa yaşamam iste. Yoksa hayırlıysa ölümümü iste. Ha işte bak akıllı adam. Şimdi başkasına ben desem ki abi hayırlıysa nasip olsun desem ne demek yani ölmemi mi istiyorsun? Yani antika bir insanlar var ya. Ya illa çocuğum olsun dua et. Allah hayırlısını versin. Ya hayırsızsa da olsun diyor. Ya böyle saçma sapan insanlar var. Çocuğum olsun da diyor evi soysun diyor ya. Ama ondan sonra ben bu çocuğu vuracağım diye geziyorsun. Ben öyle babalar da gördüm. Reddetti evladını. Ölene kadar da eve almadı. Ölene kadar eve almadı. Anasıyla gizli görüşüyordu çocuk. E çocuk da eşkıyalık yaptı. Halıları çalıyor çalıyor götürüyor evden. Halılar da bünyan halısı, el halısı o zaman Kayseri halıları. Ya adam da diyor ulan eve halı almaktan canım çıktı. E sen de cimrilik yapma ver çocuğa para da. Çocuğa da para vermiyor o da halıları götürüyor. Bir de geliyorlar haçtan ev boşalmış. Neler gördüm ben. Nelerle tanıştık ya. Ama adam da reddetti gitti. E şimdi desen ki Allah hayırlısını versin, hayırsızsa da versin. Denir mi böyle? Başına bela olur çocuk. Bak Allah Teala sevdiğine çocuk vermeyebilir, imtihan eder sevdiğin. Beni sevmesin de versin diyeni duydum. Duydum. Deli misin sen ya çocuk çocuk çocuk? Allah Allah çocuk mu yok sokak çocuk dolu. Sen cennete gitmeye bak ahirete bırak şimdi.
Verdiyse hayırlısını versin. Hayırlıysa versin. Amin. Madem verdi bize, ne oldukları da belli değil. Onları hayırlı yapsın. Amin. Amin. Ha, verdi madem hayırlı yapsın. Şimdi dua edeceğiz tabii. Kafası kopsun diye dua mı edilir? Ondan sonra eşek daha da ölür, zararı eve gelir. Hastane faturayı sana keser. Şimdi o zaman ne dua edeceğini bileceksin. Ne isteyeceğini bileceksin. Çok etkilendim yani adamın lafından. Orada böbrek kalp bitmiş sıfır yani. Adam zor duruyor ölmek üzere. Dedi abi hayırlıysa dedi. Buldursun yaptırsın hayırlıysa. Yoksa da hayırsızsa istemiyorum. Çünkü Müslüman Allah Teala'nın ona her yaptığında hayır olduğunu inanır. Mevla'nın şer yapmadığını bilir. O zaman da ölüm hayırlıysa öldür bizi ya Rabbi der. Hayat hayırlı oldukça yaşat bizi ya Rabbi der. Müslüman konuşması, duası, her şeyi ölçülü ve sınırlı olandır. Müslüman böyle ağzına geleni konuşan adam olamaz. Onun için musibetler kolay gelirse, iman kuvvetli olursa musibet hafif gelir. İman zayıf olursa musibet ağır gelir. Kadın çocuğunun mezarında oturmuş ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geçerken ne dedi ona? İttakillâhe vasbirî. Ey kadın, Allah'tan kork, sabret. Yani yakalarını çıpratma. Yanaklarına tokat atma. Dizlerini dövme, sesli bağırıp ağlama. Sessiz ağlamaya müsaade var. Yani bu yaka yıpratmak, yanak dövmek, diz dövmek, itiraz etmek, bunlar rızasızlık alametidir. Allah'tan kork, bunları yapma dedi ve sabret. Kadın da hiç gerisine tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslüman kadın. Fakat sahabeden anamız. Ama anlamadı. Arkada kim var, kim diyor bana. Oğlu ölmüş, cenazesi var. Evlat acısı, zor bir iş. Dedi ki, işine git dedi. Senin başına geldi mi de böyle bir şey konuşuyorsun. Ama ne kadar bela oldu görüyor musun şimdi? Ondan sonra geldi birisi dedi ki, ne oldu sen dedi, mahvoldun. Niye dedi, sen kime dedin bu lafı biliyor musun? Bilmiyorum, Resulullah idi dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah dedi, şimdi oğlumun ölümünden beter oldu. Kainatın efendisine gidişine dedi. Hadi gitti peşine, buldu yakaladı. Çok özür dile, neler etti ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sana hakkım yani helal etmemek gibi bir şey yok. Ben sana acıdım. Senin ecrin batıl olacak. Sevabın zayi olacak. Sabırsızlık yüzünden evladın ölmüş, cennette sana köşk verecekler. Hamd köşkü ismini takacaklar. Ne kadar müjden var idi. Ben sana acıyorum. Ben senin iyiliğini istiyorum. Allah'ına razı gel diyorum sana. Sen dedi anlamadın bunu. Ne olacak o zaman? Dedi çocuğunun ölmesinde çocuğun ne olacak? Ferhat olacak. Ferhat ne demek? Ana babasını cennette bekleyecek. Havzu Kevser'de bekleyecek. Sırat'ta bekleyecek. Ve cennete onları getirene kadar efendim onları terk etmeyecek. Mevla'ya müracaat edecek. Günahsız ölürse. Günahsız ölen küçük çocuklar için. Buluğa erene kadar günahsız. Ondan sonra sana şefaat edecek o çocuklar. Sizi cennete sokmadan rahat etmeyecekler. Mevla'da onların nazı var, niyazı var. Günahsız sabidirler, ölmüşler. Ama sen şimdi dedi, kaçırdın. Bu kadar müjdeyi kaçırdın. İnneme sabr inde sadmetil ula. Sabır ne zaman muteber idi? Bela ilk darbeyi indirdiği anda muteberdi. Ondan sonra ne olur? Soğur. Soğuduktan sonra istediğin kadar ya Rabbi razıyım de fayda yok. İlk darbeyi yediğin anda bela başına gelir gelmez. Çocuğun o anda öldüğü anda, gözünün önünde öldüğü anda ya Rabbi razıyım inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebildinse işte o zaman kazandın. Sen kaybettin hanım dedi. Tabi ona beddua etmedi. Ahvah etme yani hakkımı haram edem demez. Kainat efendisi. Ama senin adına üzüldüm dedi. Sabır darbe ilk vuruş anında idi. Şimdiki sabır muteber değildir. Onun içindir ki bizler konuşmamıza dikkat edeceğiz. Düşüncemize dikkat edeceğiz. Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz. Allah'ım kulluğundan çıkartmasın. Amin. Amin. Bizde devamlı musibet gelebilir. Yakini iman isteyeceğiz. Güçlü iman isteyeceğiz. Görür gibi inanma makamı isteyeceğiz. Ta ki dünyanın belalarını Allah bize hafif getirsin. Amin. Kolay geçirsin. Amin. Allah Teala isyan ettirmesin. İtiraz ettirmesin. Rıza versin. Amin. Kazaya rıza nasip etsin. Amin. Kadere iman nasip etsin. Amin.
güçlü inanmak nasip etsin. Amin. Arkadaki hikmet ve sır perdesi olduğuna inanmayı nasip etsin. Amin. Ve onun altında aslan yattığını, orada bir hayır vakı olduğunu, şer gibi görünen de nice hayırlar bulunduğunu inanmamızı ve bunlar ayet mealleridir. İnanmamızı nasip eylesin. Amin. Amin. İnancımızın kuvvetlenmesini nasip eylesin. Amin. İnanıyoruz diyoruz ama Helim Ağa'nın hikayesine dönüyor. Karada 9 türlü yüzgeç bilir. Eşek suya düştü mü hepsini unutur, boğulur. Ne lazımdı bu kadar yüzmeler? Eğitim, tekvando, siyah kuşak, sarı kuşak, stüdyoda minder üstü, efendim adamı 3'e katla 5'e doğru, ha? Sonra karşına biri çıktı mı hepsini unut, dayağı ye. Şimdi neye yaradı bu kadar talim ve terbiye? Nerede lazım idi? Karşına bir düşman çıkınca lazım idi bu kadar efendim kungfu munfu tekvando bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra yüzün morarmış geldin. Ne oldu, kaç gündür ders alıyordun? Ama adam diyor, zaten adamı görünce diyor, adam diyor beni ayağa kalkmadan zaten diyor bir vurdu indirdi diyor. Vuracağım ama dikine duramıyorum diyor. Yani kalkamadım ki diyor yani. Ne lazım idi bu kadar? Orada lazım idi. O zaman bu dualar nerede lazım? Başına bela gelende lazım. Bu zikirler nerede lazım? Ölürken zikir lazım. Ezzel Aleyhisselam bir göründü, alttan üstten bizimki koyverdi. Yatak yorgan perişan oldu gitti. Orada altın üstünü koyvereceğine Allah diyebilmek lazım. La ilahe illallah diyebilmek lazım. Men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah dehalel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girdi. Müjdesine ermek lazım. Münafık gibi. Aa sen mi geldin? Bu ne ya? Ne bu ne ya? Bu ne ya'dan cennete gidilmez. Aptallık salaklık yapma. Kabre girdin, münker nekir geldi. İşte Rabbin kim? Rabbi Allah dini el İslam. Rabbim Allah dinim İslam ve Resulü Muhammedun aleyhissalatü vesselam diyebilmek lazım. Sen bunu yoksa münafık gibi ağzını açıp da aynı Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tarif ederek de ha ha yapıyor. Hadis-i şerifte aynı bu harflerle. Aptallaşmış ve şaşırmış ve bunalıma girmiş vaziyette. Kainatın efendisinin sureti geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin görüntüsü geliyor. Aynı canlı görüntüsü geliyor kabre. Ya şu ölmekten çok korkuyorum da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mahşerden evvel ilk kabire girince göreceğiz diye seviniyorum. Yani bir orada beklentim var. Çünkü herkese görünüyor. Kafir, münafık, facir. Herkese. Aynı canlı geliyor. Tabi Buhari hadisidir. Hiç şüphe getirmez. Ma tekul fi hakkı hazer racül. Bu zat hakkında ne dersin? Görüşün nedir? Ya işte benim peygamberimdir. Ben ona tabiydim. Diyen kurtuluyor. Ama kafir zaten tanımıyorum diyor. En büyük bomba münafığın elinde patlıyor. Çünkü belki de namaza geldi. Belki de tarikata girdi. Belki de bizim bir etrafımızda dolandı. Ama ajanlık için içinde iman yok idi. Böyle münafık adamlar da ağzı bir karış açık kalarak ha 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 yapıyor böyle. Ve ondan sonra insanlar bunun hakkında bir şeyler derdi diyor. İnsanlar bunun hakkında bir şeyler derdi diyebiliyor. Yani peygamber deniyordu buna. Bunu benim peygamberim diye sahiplenemiyor. Kendisine izafe edemiyor. Benim peygamberim ve nebiyyi Arapçasında benim nebiyim diyemiyor. Çünkü içinde iman yoktu. Milleti kandırmaya gelmişti. Hacca umreye gitmişti. Konvoylara katılmıştı. Göz boğacılık için. İnanmıyor. Böyle de münafık var. O zaman ne diyorlar ona? La derayte ve la teleyte. Sen bunun kim olduğunu da bilmedin. Bunun Resul olduğunu ifade eden sözü de inanarak söylemedin. Hadi gel bakalım diyorlar. Feyutraku bi mitrakatin. Bir darbe indiriyorlar. Peygamberim diyemediği için. Bir darbe indiriyorlar. Cehennemden o darbeyle ateş şuleleri. Efendim kabrinde onu yandırıyor. Kabri ateş doluyor. Kabre ateş doluyor. Bu işler manevidir. Zahiren de görenler olmuştur. Bazı kere mezar açanlardan kabirdeki cesedi, taze ölüyü de sipsiyah yanmış olarak görenler de mevcuttur yani. Sipsiyah yanmış görenler, gözüyle görenler de rastlamışım. Evet, sipsiyah olmuş. Çünkü onu orada yakan yok. Bir darbe indiriyorlar, ateş doluyor. Allah'ım kabrimiz cennet bahçelerinden bir ravza ile yap.
Cehennem çukurlarından bir hufre eyleme ya Rab. Amin ya Rab. Mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ım. Bu cemaate gelen sohbete geldiler. Senin rızan için dinleyenler hürmetine Allah'ım. Ya Rab bizi zayi etme ya Rabben alim. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Onun için hadis-i şeriflere iyi kulak vermek lazım. Sünnet seniyeye iyi ittiba etmek lazım. Onun öğrettiği duaları iyi okumak lazım. Bunlar zuhur edecek, tesir edecek, kabirde görünecek bunlar. Daha mahşerden evvel çıkacak bunlar. Gafil olmamak lazım. Zakir olmak lazım. Zakir zikreden. Ama zikri de dille kalmamak lazım. Kalbe indirmek lazım. Ağzın okuduğunu kulağın duyup, manasını kalbin düşünüp aklın anlaması lazım. Ağzın Mevla diyor, kalbin Leyla diyorsa. Olmaz bu iş. Onun için bu sohbetler teşvik mahiyetindedir. Çok ilme ihtiyacınız var. Benim de sizden fazla ihtiyacım var. İlimsiz olmaz. Dinden çıkarsın haberin olmaz. Gavur olursun haberin olmaz. Hele bu zamanda bu filmler, bu sinemalar, bu haberler, reklam, bu açık oturumlarda öyle konuşmalar yapılıyor. Bazı kere tasdik eden, kafa sallayan dinden çıkıyor. Kafa sallasa dinden çıkar. Öyle laflar konuşanlar var. Senin ilmin yetmiyor bu işlere. Onun için ehl-i sünnet olduğuna itimat ettiğin insanlarla otur kalk. Onların sohbetlerine katılır. Onların sohbetini dinle. Her önüne gelen de dinleme. Kafanı karıştırır bırakır. Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Mustafa İslamoğlu'ndan bir sohbet dinlesen, desin sana kadere inkar ettirse sana, ya kader inkar ettirse sana, amentüle kader yok dese, alın yazısı yok dese ki öyle diyor. Seni bu adam böyle inandırsa sen ne olacaksın ya? Cenaze namazın kılınmayacak duruma düşüyorsun. Yazık değil mi bu milletin evladını, genç genç çocukları zehirliyor bunlar ya. Ya Rab fırsat verme ya Rabbele. Fırsat verme bunların imkanlarını, al ellerinden Allah. Bu gençleri, İmam Hatiplileri kurtar bunların elinden ya Rabbele. Veya hayran nasırın. İlahiyattakileri kurtar bu fasık hocalardan, zalim hocalardan. Ehli sünnet dışı akımların şerrinden kurtar yavrularımızı ya Rabbele. Amin mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ım. Allah'ım sen bilirsin, sebeplerini yaratırsın Allah'ım. Amin. Biz acıyoruz. Biz acıyoruz. Onun için efendim ben size men yekfur iki kitap bulunmuş. Hadi bak. İki kitap daha bulunmuş. Nerede bulunmuş? Yani inşallah gelecek kitaplar o zaman. Bir yazı geldi. Hadi bakalım. He? Ben de sözüm olsun. Size o kitapları okuyacağım inşallah. Sizin duanızla geldi ya, kitaplar yoktu. Tamam. Abdullah dediyse tamam Abdullah. Dedim ona vazife verdim, bak bunlar yok. İşte hazine bulduk inşallah. O alimlerin sözlerinden bir ders yaparız inşallah. Evet. Şimdi bizim dersimiz neydi? Mürşit bulmak lazım. Efendim, mürşit ne demek? Yol gösterici demek. Ve men yudlillahu felen tecide lehu veliyyen murşida. Kehf suresinde. Allah kimi saptırırsa artık sen ona yakın dost ve onu irşad edecek mürşit bulamazsın. Allah bizi saptırmadığını nereden anlıyoruz? Mürşit bulduğumuzdan anlıyoruz. Mürşit bulamasaydık acaba Allah bizi saptırdı da onun için mi bulamıyoruz diyecektik. Ama mürşit bulduk mu? Bulduk. Allah hayırlı mübarek eylese. Buyurduklarıyla amel etmeye muvaffak eylesin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Amin. Yarın akşam 7.45 mi dediniz? Efendi Hazretleri'nin bir sohbeti daha inşallah yayınlanacak. Başka bir sohbeti. Lale Gül TV'de, Lale Gül Radyo'da tanıtımıyla beraber inşallah. Dinleyin işte 3-5 tane var ama ne yapalım? Amel edene 3-5 tane cenneti buldurur. Amel etmeyene 3500 tane sohbeti olsa da iflah olmaz. Ya fayda yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, Kur'an'dan hiçbir ayet inmeseydi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَالْعَصْرِ inseydi yeterdi. Zerre kadar hayır yapan onu görecek, inse yeterdi. Böyle hadisler var. Kur'an'dan hiçbir şey inmeseydi bu yeterdi gibi. 3-5 sohbette neyine yetmiyor amel eden için. Yarın saat 7.45'te mi ne yayınlanacak herhal. Lale Gül'de. Şimdi mürşit bulduğumuza göre bu demektir ki Allah bizi saptırmadı. Allah bizi hidayete erdirdi demek. Şimdi devam istiyoruz. Rabbimizden sebat nasip etmesini niyaz ediyoruz. Burada da mürşidin sıfatlarını sayıyoruz. Ne dedi? Mürşit ne yapmaz dedi?
Geçen haftaki ders neydi? Mürşit çok yemek vasıflarını saydı. Mürşidi tanımak istiyorsan, mürşit makam mevki istemez. Rütbe riyaset istemez. Dünya sevgisinden yüz çevirir. Kendisini, nefsini riyazatle muhsin hale getirir. Efendim, bu riyazat nedir? Riyazat. Riyazat yani şimdiki Arapçada sorsan spor. Riyaziyat diye haberle, spor haberlerine Arap televizyonları riyaziyat der. Riyazat spor gibi. Bu riyazat burada nedir? İşte rejim gibi, perhiz gibi laflar belki karşılığını bulacak. Ama tasavvuftaki riyazat, bu ne demek? Az yemek. Dengeli yemek, çok yememek, ama hepten de aç kalıp vücudu da çökertmemek. Azacak kadar, azdıracak kadar, uyutacak kadar da yememek. Doyduktan sonra yememek, doymadan kalkmak. Bunlar hep sünnet seniye. Ondan sonra az konuşması lazım mı dedik mi? Demedik herhalde. Yo, onun, bunun beşi ikisi yok. Bunda çok sıfat var. İkincisi, ve min kılletil kavli, az konuşacak. Mürşit ne yapacak? Az konuşacak. Adamlar mürşit diye geldiler, bir zatı ziyaret ettiler. O mübarek de hiç konuşmuyor. Böyle duruyor huzur üzere. Belki de zannedersem Muhittin Arabi ile bir başka veli arasında zuhur etti. Öbürünün de ismini hatırlarım belki. Müritler de çatlıyor böyle. Niye? Ya bir şeyler konuşsalar da duysak falan. İkisi de zamanın en büyük veliç falan. Ayrıldılar. Hadi selamun aleyküm, aleyküm selam. Ayrılırken ne dediler? Amma da konuştuk dediler. Bunlar da böyle baş şaşırdık. Öbür veli ne dedi ona? Sükutumuzdan faydalanamayana kelamımız fayda etmez dedi. Anladın? Yani bizim sessiz durup zikir halimizden, rabıtamızdan, murakabemizden faydalanmayana konuşmamız fayda etmez dediler. Bu ayrı bir şey. Mürşit az konuşur. Çok konuşmak zaten belanın sebebidir. Çok konuşmak kalbi öldürür. Çok yemek gibi. Kalbi ölen şeyh olmayı bırak, mürit bile olamaz, salik bile olamaz. O halde sakınmak lazım. Ne diyor ulema? Bir adamın çok konuştuğunu görürseniz, ben çok konuşuyorum ama vaazlarda çok konuşuyorum. Aşağı indiğim zaman çok konuşmam. Ama dini bir konuya girersen aşağıda da çok konuşurum. Kafamı bozma. Beni eve de gelirsen, ziyaret edersen, yanlış bir şey itikat mı itikat sezersen 5 saat konuşurum. Ha yani. Din işi girerse devreye konuşurum. Ama dünya işi girerse araba kaç model, bilmem ne yakıyor, onu bilmez. O konuları sen konuşursun. Ben dinlerim. Anladın? Konuşman faydalı yerde olacak. Faydasız yerde gevezelik etmeyecek. Bir adam görürseniz ki çok konuşuyor, onun hakkında karar verebilirsiniz ki mecnundur diyor. Delidir yani. Atlatmış. Niye? Akıllı kişi sözünü faydasız yere harcamaz. Şimdi de çok konuşan çok akıllı zannediliyor. En iyi programcılar onlar oluyor. Onların müşterisi çok oluyor geveze diye. Ya bunda çok çene var, bu işi bağlar. Halbuki koparır yani. Evet, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ne buyurur? İzâ tembel akl nekasal kelam. Akıl tamamsa kelam noksan olur. Akıl tamamsa söz noksan olur. İnşallah kendimize deli dedirtmeyelim yani. Evet. Gerçi şu anda öyle deli demezler. Talim Mutallim'de muazzam bir kitaptır. Ne diyor? İzâ temme aklül mer'i galle kelamuhu. Arapçanın güzel şiirinin güzelliğine bak. Türkçe şiir okusan da hiç böyle tat olmuyor. Tabii ki Arapçanın şiirleri de bir acayip yani. Adam sadakallahu lazım diyecek az daha yani. Adam Kur'an zannedenler de var ha. Ya Rabbi ya Resulallah. Abdullah ibn-i Ravaha'nın başına geldi. Radıyallahu anh. Büyük sahabi, büyük şair. Bir şey kaçar mı bilmiyorum ki. Sizin ne anlayacağınız belli değil. Özelde sorun bana, işiniz düşsün bana biraz. Demeyeyim şimdi. Canlı yayındayız. Yanlış anlaşılabilir. Başına geldi yani. Tabii çok şair ya.
Öyle bir okudu ki sonlarını. Azima kerima azize falan. Hanımı kandırdı yani. Nerede kandırdı? Caiz olacak bir yerde kandırdı yani. Yalan konuşmanın caiz olacak bir yerde. Kadın da hafız değil. Kur'an zaten tam inmiş değil ki o zaman. Peyderpey iniyor ya. Diğer mesela hanımıyla. Efendim sen onunla işe girdin mi girmedin mi? Yakaladı onu öbür hanım der. Ya yok mok diyor ona. Dedi ki Kur'an oku bakayım. Hani cülüpçe Kur'an okuyamaz ya. Bu da bir okudu böyle 3-5 mısra. Sadakallahu lazim dedi ya. Ya ilim adamı her yerde kurtarır arkadaş. Abdullah İbni Ravaha bu. Radıyallahu anh'ın ulusu bu. Nerede yatıyor? Kabri nerededir? Ben ziyaret ettim elhamdülillah. 500 milyonluk soru be. Ya arkadaş aslında 5 liralık soru bile değil. Niye bilmiyorsunuz kardeşim? He? Maşallah sana. Ama sana da para lazım değil zaten. Beni gibi yaşlanmışsın mübarek. Mute Savaşı'nda adet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harbi seyrediyordu. Medine'den Mute'yi, Ürdün'de Mute şimdi. Ürdün sınırlarında Mute. Sahabe kaynıyor her yer. Muaz bin Cebel orada. Ebu Ubeyde bin Cerrah orada. Ne sahabeler orada be. Zeyd, Hazreti Zeyd orada. He? Allah Allah. Evvela kime verdi? Cafer-i Tayyar orada. Toprak sahabe fışkırıyor. Ekader râete Zeydün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlı yayında Medine'de sahabeye anlatıyor. Bir yandan gözyaşları oluk gibi akıyor. Sancağı Zeyd aldı. Feusibe, o şehit oldu diyor. Anında canlı söylüyor Medine'de. Sümme gada Cafer. Sonra Cafer aldı diyor. Feusibe, o da şimdi şehit oldu diyor. Sümme gada Abdullah ibn Ravaha. Sonra Abdullah ibn Ravaha aldı diyor. Feusibe, şimdi o da şehit oldu diyor. Büyük şehit. Çok. Radıyallahu teala. Evet. Şimdi bak şiirlerine. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ziyaretlerini nasip eylesin. Halim takatım olsa, sizi gruplar yapsak, hep sahabeleri gezsek. Kalmadı ki cümle. İdâ temme aklül mer'i kalle kelâmû ve eykin bihumqil mer'i inkâne miktâra. En nutku zeynün ve sükûtü selâmetün fe izâ netakte felâtekum miktâra. Ma in nedimtu ala sukuti merraten velakin nedimtu ala el kelam mirara. Ama ne söz be, altından yazdırıp eve de asmak lazım. Kişinin aklı tamam olunca konuşması az olur. Bir adam gevezeyse ahmak olduğuna kanaat getirebilirsin. Kesin ahmaktır diyor. Allah Allah. Konuşmak zinettir, süstür, güzeldir, güzelliktir. Ama susmak selamettir diyor. Yani kurtuluştur. Madem konuşacaksın, o zaman fuzuli konuşup geveze olma. Ben niye söylemedim, niye sustum diye bir kere bile pişman olmadım ama niye konuştum bu lafı burada diye çok kere pişman oldum diyor. Öyle mi? He? Öyle ama tatbikat öyle değil. Başımıza gelmeyen kalmıyor, yine konuşuyoruz. Ya? Şimdi insan ihfaz lisaneke la tekulu fetübtela innel melâe müvekkelun bil mantıki. Bela nereye bağlıdır? Konuşmaya bağlıdır. Onun için diyor dilini koru ki belaya uğramayasın. Şimdi adam karşıdan araba geliyor. Bu buradan geliyor falan. Şimdi duruyor böyle. Ya bu araba sarhoş mu? Bu bize vuracak herhalde. Lan deme de ha. Vurursa tamam Allah Allah de. Vurursa Allah de. Vuracak deme. Dediğin olacak. Dediğin olacak. Bu çocuk ölecek herhalde, çok hasta. Deme. Hasta de, ölecek deme. Anladın mı? Bu bir başımızda bir bela görünüyor bugün. Deme ya. Deme. Bak dersen gider. Bu sözü söyleyen ne oldu biliyor musun? Elbela müvekkelün bin nutluki. Ne dedi? Evet. Yakup aleyhisselam dedi, ne dedi? Korkarım Yusuf'u kurt yiyecek dedi.
Ne öğretmiş oldu? Oğullarına bahane ve mazeret öğretmiş oldu. Onlar da kalktılar geldiler ne dedi? Fehafen yekule zibu. Korkarım onu kurt yiyecek dedi. Onlar geldiler ne dediler? Fekele zibu. Kurt yedi onu dediler. Konuştuklarınla aslında birçok insana da aleyhte proje veriyorsun. Neden korktuklarını belirtiyorsun. Sakıncalarını söylemiş oluyorsun. Çekindiğin şeyleri ele vermiş oluyorsun. Zaaflarını gösteriyorsun. Oradan da delik bulan birçok insan sana zarar vermeye giriyor. Konuşma kardeş. Lütfen bana söyleyin bu lafı ya. Amma konuşuyorum ben de. Ne geveze adam. Bana söyleyin bunu ya. Çok konuşuyorsun. Başına gelmeyen kalmadı deyin de. Telefonlarımı dinlediler senelerdir. Hala da dinliyorlar. Bitiremediler. İşte öyle. Zaten o 2000'deki, 2002'deki hapisler kasetteki konuşmamdan oldu. Bunlar da telefonda konuştu. Ulan ne konuştum? Hakimi diyorum, benim aleyhime bu dosyada delil olacak bir kelam var mı? Hiçbiri yok. Öyle mi sence? Boş konuşmuyorsun ama bir senede ne buldun mahkemede? Bir şey dinletelim de bu sene ele verecek, suçunu ispat edecek diye bir senenin telefonunda bir tane suç şeyi yoktu. Yok. Bir kelam yok. Allah Allah. Amma ve lakin tabii ki az konuşmakta çok hikmetler ve faydeler var. Dünya işten de az konuşmakla. Bir de çok sorma bak, çok karıştırma bak. Yani Lokman Hekim olacak. Davud Aleyhisselam zamanı. Davud Aleyhisselam ne yapıyor? Zırh yapıyor. O zaman zırh yapılmış bir şey yok. İlk zırh yapılıyor dünyada. Allemnâhu san'ate lebûsillekum lituhsinekum min be'sikum. Harpten sizi korusun diye zırh yapmayı öğrettik ona diyor. Kur'an'da söylüyor zırhı da. Davud Aleyhisselam zırh yapıyor. Zannedersem Lokman Hekim'dir öyle hatırlıyorum. O da karşısında duruyor, bakıyor. Hiçbir mana veremiyor o. Ve ellennâ lehul hadid. Davud'a demiri yumuşattık diyor ya. Hamurla nasıl oynuyoruz kadınlar? Börek yaparken istediği şekilde. O da demir öyle yapıyor. Hamur gibi. Böyle işliyor. Lokman Hekim duruyor. Nefsi ona kaç kere diyor ki, bak size çok acayip bir şey söylüyorum. Yani içinden ne geçiyor? Sorsana bu neye yarayacak? Orada ona ne diyor? Geveze olma diyor kendine. Lüzumsuz, seni alakadar etmeyen şeyi sorma diyor kendine. İçinden ona ikide bir sor diyor nefsi. O da ona her seferinde bir karşılık cevap veriyor nefsine. Orada duruyor. Biz olsak biz zaten bunu düşünmeye lüzum yok. Düşünmeden lap dadak sorarız. Bizde bir de var. Düşünme mekanizması iptal. Akıl iptal. Fikir iptal. Tefekkür iptal. Ne oldu? Ağzına gelmeden içeriden yarı yoldan çekecek az daha. Allah 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 konuşuyor. Bir düşün bakalım. Ben bunu diyor sorayım mı sormayayım? Ya parayla değil sor. Ama fuzuli kelam olur mu olmaz mı diyor. Vay anası. Bitiyor. Davud Aleyhisselam giyiniyor. Ni'mel ibasül harbi. Ne güzel harp elbisesi diyor. Hemen Lokman Hekim kendine nefsine dönüyor. Diyor ki bak sorsaydın fuzuli olacaktı. Zaten kendi dedi diyor. İki kelamdaki tasarrufa bak. Hesaba bak. Siz elektrikte o kadar tasarruf yapsanız maaşınız yarıya karda kalır. Adam sözdeki tasarrufa bak. Bedava olduğu halde. Sözdeki tasarrufa bak. Niye sorayım diyor ya. Bana lazımsa der diyor. Demezse de bana lazım değil zaten. Devamlı mücadele veriyor. Bizde hiç böyle bir mücadele var mı? Niye? Canlı yayın zaten hemen. Laptadak atıyorsun ortaya bir laf. Bir taş atıyorsun. 40 akıllı çıkaramıyor. Efendim, bela konuşmaya bağlı, sakın konuşma belaya düşersin. Evet. Diyen şair. Bu da zannedersem Emevilerden bir hükümdarın şairi. Arap şairi büyükler. Ona da Melik çocuklarını vermiş. Edebiyat öğretsin. Arap edebiyatı vesaire. O da diyor ki bak çocuklara ders veriyor. Çok konuşma işte. Konuşursan bela gelir işte. Bela konuşmaya bağlıdır. Ondan sonra
ayağın kayarsa kalçan kırılır, dilin kayarsa işte canın gider, kafan kırılır. Böyle şeyler söylüyor. Tam ders bitmeden hükümdar içeri giriyor. Diyor ki, ben mi daha hayırlıyım diyor, yoksa Ali mi diyor, radıyallahu anh. Hazreti Ali hafif gıcık olan bir şey, adam. Ben mi daha, eski kral, ben mi daha hayırlıyım diyor, Ali mi diyor. O da neyse, mübarek adam orada doğruyu konuşmuş, doğru yapmış ama işte hemen bela peşine geliyor. Bela konuşmaya bağlıdır diyor, bak. Ayağın kayarsa başka, dilin kayarsa başka diyor, adam içeri giriyor. Ali mi hayırlı, ben mi hayırlıyım? O adam bir siniri bozuluyor. Hazreti Ali'nin hizmetçisinin adı ne? He? Haydar kendi adı ya. Haydar aslan demek. Hazreti Ali'nin adıdır. Ali Haydar. Enellezî semmetni ümmî Haydar'e keleyfi gâbâtin kerîl manzara etunu bir rumh butûnel kefara. Anam bana Haydar adını taktı diyor. Hazreti Ali sözüdür. Ben diyor o manzarası korkunç mağaralardan çıkan aslanlar gibiyim. Aldın mı mızrağı diyor ki facirlerin karnını deşerim diyor. Haydar ne demek? Arapçası Haydar. Haydar aslan demek. Hazreti Ali'nin de isimlerinden biridir. Hizmetçisinin adı ne? He? Kamber doğru. Benim sohbetleri dinleseniz benim sorularda hep kazanırsınız zaten. Hazreti Ali'nin diyor, hani kambersiz düğün olmaz meselesi. Hazreti Ali'nin hizmetçisi Kamber bile diyor, Hazreti Ali'yi bıraktım diyor. Hizmetçisi Kamber bile diyor, çocuklarını da bıraktım diyor, senden bile hayırlıdır diyor. Gel aşağı diyor, kesin kafasını diyor. Neyse mübarek doğruyu söylemiş. Cihattır hakkı söylemek. Şey olmuş ama, ya daha demin diyor ki diline sahip ol diyor, bak ayağın kayarsa diyor, kalçan kırılır diyor. Diline dikkat etmezsen kafan kopar diyor, hemen anında oluyor bak. Onun için konuşacağınız lafa dikkat et. Anladın? Kötü şey konuşmayın. He? Efendim kaza geçireceğiz herhalde. Deme ya. Geçirirsen Allah de. Deme önceden böyle bir şey. Yok şu hasta ölecek, benim şu oğlum şöyle oldu. İşim bozuk, bu çek dönecek herhalde. Diyorsun dönüyor işte. Deme işte. Bela nereye bağlıdır? Hadis-i şerif. Konuşmaya bağlıdır. Allah Teala çenemize sahip çıkmamızı nasip et. İbn-i Mübarek Hazretleri ne buyuruyor? Abdullah İbn-i Mübarek. İhfaz lisaneke. Dilini muhafaza et. İnnel lisan seri'un ilel meri fi katli. İnsanı diyor, dili kadar öldüren hiçbir silah yoktur. İnsanların birçoğunun öldürülmesinin sebebi neden oluyor? Konuştuğu laflardan oluyor. İnnel lisan delil fuat. Lisan neye delil oluyor? Fuat. Fuat ne? Kalp, gönül. Konuştuğun şey neye delalet ediyor? İçinde ne var olduğuna delalet ediyor. Kalbinde ne düşündüğüne delalet ediyor. Evet. Onun için lisanuke esedüke demişler. Senin dilin senin neyindir? Aslanındır. Ne demek? İnerselte ökülke. Salı verirsen seni yer. He? Koy verirsen aslanı, bağlı bırakma, bağlarını çözersen kimi yiyecek? Bakıcısını yer. İnternette dolu video var, bakıcılarını yiyor. Değil mi? Ya geçen de ayı yedi adamı ya, mezardan çıkarttı ya. O adam da ne işmiş ya, başına gelene bak. Onun için mezarları mermerden yapmak caiz mi? Sağlam yapmak caiz mi? Caiz ya, geldi ayı yedi. Taze ölüyü buldu. Çıkarttı, 4 metre ileride buldular, adamı yedi ya. Ye parçalar. Onun için dikkat edeceksin, sahip çıkacaksın. Salı vermeyeceksin, koy vermeyeceksin. Rubbe kelimetin tekulli sahibi adani. Büyüklerine buyuruyorlar, nice kelimeler vardır ki adam onu konuşmadan o kelime 40 kere yalvarıyor ona, ne olur beni konuşma diye. Çünkü ahirette cehennemin dibini boylayacaksın o kelimeden sebep. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? وَالْيُكُبُ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne ancak dillerinin hasatları tökezletecektir. Yani dilin biçiyor, hasat yapıyor dil. Bir kelimeyle abad olursun, bir kelimeyle berbat olursun. Bir söz söylersin Allah için, din için, âlâ illiğine yükselirsin.
Bir söz söylersin İslam'a muhalif, esfele safiline yuvarlanırsın. Dikkat edeceksin. Malik İbni Dinar Hazretleri buyuruyor. Şimdi size bir şey, Malik İbni Dinar, evliyanın en büyüklerinden. Biz bir şeyler söylüyorsa, durumunuz nasıl, bakın şimdi kontrol edin. Size uyuyor mu uymuyor? İdâ râyte kasveten fî kalbik. Kalbinde bir katılık bulursan, kalbinizde katılık var mı? He? Zikre karşı bir soğukluk, bir merhametsizlik, bir hissizlik, bir duygusuzluk, bir duyarsızlık. Kalbinizde bir katılık var mı? Biz ne kalbi yumuşak adamlar gördük arkadaş ya. Sabaha kadar ağlıyorlar adamlar ya. Bizde var mı öyle bir sifta? Biz ne cemaatler duyduk, kitaplarda okuduk. Hoca vaaz ederken 2-3 tane cenaze çıkmadan cemaat da almazmış. 2-3 tane cenaze. Öyle hatipler duyduk, öyle de cemaatler duyduk. Ve tefsirlerde okuduk bunları. Kadın çocuğu çok merhametli ya, ağlamadan duramıyor. Oğlum diyor, sakın şu hocanın vaazına gitme, analık hakkımı haram ederim. Niye? O hoca çok tesirli konuştuğu için her sohbette 3-5 cenaze çıkıyor. Bu çocuk diyor zaten evde dururken ağlamaktan duramıyor. Bu bir gitse öldü gitti, cenazesi eve geldi. Çocuk bir fırsatını buluyor, kaçıyor gidiyor. Bu Ruhul Beyan tefsirinde yazar. Meşhur Ebu Amir el-Vaiz diye bir zat o zaman. Gidiyor, tabii ki cenaze geliyor. Öyle bir ahireti, cehennemi anlatıyormuş ki mübarek, birkaç tane ölen var. Şimdi bize cehennemi anlatarken bile gülen var. İlginç yani. Şimdi bile gülmek geldi içinizden tabii ki. E şimdi, eyvah diyor kadın, ama o zamanın kadını da kadın var ya, en büyük hatibine var ya, pabucunu ters giydirir. Kadın diyor, sen diye benim oğlumu yaktın diye. Ben de diyor, sana yapacağımı bilirim. Çıkıyor pazara. Pazarın ortasında hoca efendiyle karşılaşıyor. O zamanın en büyük vaizi. Bütün millet çok hürmet ediyor falan. Ya bu kadın da yanaştı geldi. Diyor ki hoca efendi diyor. O da buyur hanımefendi diyor. İşte fetva mı soracak, bir şey mi soracak zannediyor. Kadın buna bir beyt okuyor. Belki de kendi kuruyor. Ne kadınlardan da şaireler var. Edibeler var. Beliga fesiha. Bu ümmette ne deryalar var. Kadın ona ne diyor biliyor musun? Etehdin nase ve la tehtedi. Ela inne zalike la yenfe'u. Feya hecara şehzi hatta meta. Tüsinnul hadide ve la tektav. Orada da hatibi deviriyor aşağı. O da dayanamıyor Allah diyor. O da orada ölüyor gidiyor. Zamanlar buydu, dönemler buydu. Ne dedi bu kadın da bu hocayı öldürdü ya? Sen diyor insanlara hidayet erdiriyorsun da kendin hala hidayet bulmayacak mısın? Senin bu yaptığın vaazlar fayda vermeyecektir diyor. Niye? Dönüyor. Ey bilevi taşı diyor. Hani eskiden bileyciler vardı, kapılarda gezerlerdi, bıçakları bileyletirdiler. Kadınlar falan. Bilevi taşı. Böyle bir taş. Yuvarlatırlar. Ey bilevi taşı diyor. Ne zamana kadar demirleri bileyeceksin de kendin kesmeyeceksin diyor. Lafa bak yani. Bilevi taşı kendisi keser mi bir şey? Kesmez. Ama bıçağı ne yapar? Keskinleştirir. Kesici hale getirir. Sen diyor, ne demek istedi hocaya? Ne anladınız? Hocaya demek istedi ki, sen bu kadar itikatlı, imanlı bir adamsın. Böyle de ahireti, cehennemi görür gibi anlatacaksın, anlatıyorsun. Her gün sohbette kaç tane cenaze çıkıyor, sen hala ölmüyorsun, yaşıyorsun. Yani bu kadar konuştuğundan bir de senin ölmen lazım değil miydi yani? Bu millet canını Allah için, ilim için, din için dayanamayıp feda ediyor da sen böyle rahat rahat yaşıyorsun. Bilevi taşına dönmüşsün diyor. Ama hoca da hoca, o da düşüp devriliyor yani. Şimdi hocaya da bu lafı gelse, bir kadın değil erkek bile dese, ben de ne derim ona? İşine bak işine. Sen de ben vaaz mı dinleyeceğim? Cahilim birisi. Ama öyle mi demem lazım ona? Ya estağfurullah, Allah beni de affetsin, hidayet etsin. Ben konuştuklarımla demek amel etmiyorum ki, bana da az tesir ediyor ya, ben de duanı beklerim. Böyle demem lazım. Ama şimdiki hocalar sinirlenmez mi o kadına? Oho! Bir sinirlenir. Hele bir de yalnızsa belki idare eder de, milletin içinde rezil olduysa,
Sen cahil kadın, çık şuradan git. Bana mı ilim öğretiyorsun falan falan. E çünkü bu kibirdendir. Havadandır. Kibir olmasa böyle yapmaz. Rabbim ıslah eylesin. Ne diyeyim? Amin. Kalbinde bir katılık buluyorsan, var mı kalbinizde katılık? Ömer İbni Abdülaziz neydi? Radıyallahu anh, en büyük halifelerden. Beşinci halife sayılıyor manevi fazilette. Siz onun ne yaptığını biliyor musunuz gece? Kral, hükümdar, emirul müminin, halife. Ne yapar? Alem yapar. Nasıl alem yapar? Hani halifenin huzurunda alimler gelir, şu gelir, yemekler, içmekler, şerbetler, şurup. Tabii ki onlar haramdan uzak durur. Ama yine de ne kadar yemek, içmek, sofra, ziyafet. Öyle zanneder insan halifeler. Bazı halifeler öyleydi. Allah affetsin onları da. Onlar da beni de. Ama Ömer İbni Abdülaziz'deki akşam toplantılarının konusunu biliyor musunuz? Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh 2 sene halifelik yaptığı dönemde biliyorsunuz kurtlar bile kuzulara dokunmuyordu. Hazreti Ömer'in torunu zaten aynı Hazreti Ömer usulü. Ve her gece alimleri toplayıp ahireti, cehennemi bana anlatın diyordu. Bütün hadis ve rivayetleri alimden konuşuyorlardı. Öyle bir ağlamaya başlıyorlardı. Her geceki programda sabaha cenaze gibi, teheccüde cenaze gibi çıkıyorlardı, namaza başlıyorlardı. Gelse birisi dışarıdan meclise girse, sanki en yakınları, en sevdikleri yeni ölmüş, ona ağlıyorlar diye şaşkın kalırdı. Ortada bir cenaze arardı yani. Bir de bakardı ki cenaze yok, bir şey yok, ölen yok, olan yok. Bunlar niye ağlıyorlar? Ahiretle ilgili rivayetleri konuşup ağlıyorlar. Koca Ömer İbni Abdülaziz her gece böyle ağlayarak sabahlıyordu. E şimdi bizim kalplerimizde bunları duyduğumuz zaman bir katılık var mı? He? Var. Kalbinde katılık bulursan ve vehnen fi bedenik, bedeninde bir zayıflık bulursan, güçsüzlük. Bende çok. Hepten güçsüzlük var. Sizde de vücudunuzda kuvvetsizlik, halsizlik buluyor musunuz? Bilmiyorum, buluyorsanız. Ve hirmanen fi rizkik, rızkında eksiklik buluyorsan, geçim darlığı var mı? Ekonomi yetmiyor mu? Rızkında mahrumiyet ve azalma var mı? Bereketsizlik var mı bereketsizlik? Varsa, bak 3 tane şeyin tahlilini yapıyoruz ve neticeye gidiyoruz. فَعْلَ مَنَّكَ تَكَلَّمْتَ ف۪ي مَا لَا يَعْنِكَ. Bil ki hiçbir neden ve sebep arama, dünyana ve ahiretine yararlı olmayan boş laflar konuşmuşsundur. Reçeteye bak. Vücuda güçsüzlük veriyor. Rızka bereketsizlik veriyor. Kalbe katılık veriyor. Daha geveze adamdan şeyh olur mu? Dünya kelamları konuşandan mürşid olur mu? Olmaz. Eftalü sadaka. Sadakanın en faziletlisi hıfzul lisan, dilini korumak. Sadaka veriyorsun ya dağıtıyorsun. En üstün sadaka neymiş? Başını da beladan kurtaracak. Dilini tut. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne koyardı ağzına? He? Taş koyar. Halbuki hayırdan başka bir şey konuşmaz. Yine de neden? Engel olsun da düşündürsün beni. Konuşacağım dünyaya mı yarar, ahiretime mi zarar? Düşündürsün beni o taş. Ağzına taş koyardı ya. Biz ne yapacağız bilmiyorum. Bandaj mı çekeceğiz? Bize taş maç da para etmez ya. Biz taşı da yutarız yine konuşuruz yani. Dayanamayız ki. Dayanamayız yani. Bu gevezelik bizim huyumuz olmuş. Ve men keffe lisanehu seterallahu ureteh. Dilini tutanın Allah avretini örter. Ayıplarını kapatır. Avretlerimizi ört ya Rabbi. Amin. Korktuklarımızdan emin kıl ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Kelamu bini ademe belaun. Ademoğlunun bütün sözleri beladır. İlla zikrallahu teala. Allah'ın zikri müstesna. İlim müstesna. Ders müstesna. Bir de ve mavala. Bunu takip edenler. Bunu takip eden demek işte. Ölmeyecek kadar. Konuş. Yani yemek ihtiyacım var. Hanımına bir şey dedin. Kapıyı aç dedin. Şunu getir, şunu götür. Bunlar zaruri şeyler. Zaruri şeyler müstesna. Ama hanımınla latife yapsan, şakalaşsan, böyle biraz muhabbet etsen, bu caiz midir? Caizdir, bu şeyden müstesnadır. Hemen nasıl biliyorsunuz fetvayı? Yaptığınız işleri çok iyi biliyorsunuz. Ya bunlar caizdir ve uygundur. Çocuk çoluğunla latife şakalaşsan, konuşsan, haram olmayacak. Yalan olmayacak. Gıybet dedikodu iftira olmayacak. Mübalağa, aşırı abartık olmayacak.
Ama geri kalan da şaka ve latifeler, mizah yani mizah sünnettendir. Özellikle hanımıyla ve çocuklarıyla. Biz de ne yapıyoruz? Evde dut yemiş bülbüle dönüyoruz. Hanımla konuşmak yok, çocuklara iltifat yok. Çıkınca muhabbet, muhabbet, muhabbet. Gidiyoruz oraya buraya. Hele gidiyoruz işte bir yerden hesap açma, kapatma, alma, satma bir şey. Şeydeki de, kasadaki de, şuradaki buradaki de kadınsa hiç konuşmamız caiz olmayan kadınla hava da çok soğuk ya diye muhabbete başlıyoruz yani. Vay terbiyesiz adam. İlerisini konuşmayayım. Sen hanımınla konuş. Ne el alemin hanımıyla konuşuyorsun? Terbiyesiz. Orada kalayım yani. Bunun ilerisi nokta noktası var da. Çok ayıp ya. Yabancı kadınla niye konuşuyorsun? El alemin kızıyla niye konuşuyorsun? Laf niye açıyorsun? O açıyor. Sen kapat. Niye? Nasılsınız de. Sana ne de. Kaba der. Kaba desin. Kocası değilsin ki. Kocasına kibarlık göstersen. Karısına kibar olsun. Ben nazik olmaya çalışıyorum. Onu da bulamadın. İşte İslam'ı sevdirmek için falan. Hadi git işine be. Beni mi kandırıyorsun? Ben kaçın kurasıyım? Nerelerden geldik buralara? İslam'ı sevdirmek için karılarla yumuşak konuşuyor. Erkeklerle sert konuşuyor. Ne biçim iş be? Kadınlara kadınlar emrarif yapsın. Gidip kadına emrarif yapılır mı? Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Hacının biri gitti kadının göğüslerini tutmuş da. Kapa buları diyor. Ne açtın buları diyor. Ulan vay diyeceksin buna işte. Namussuz da denebilir buna. Öbürüne terbiyesiz de kaldım. Burada namussuzdan ileri gidebilirim. Kapa buları diyor. Ört daha diyor. Ne açtın diyor buları diyor. Ulan vay anasını. Hakikaten olmuş bir şey ha. Nerede demeyeyim. Oralılara zül olur. Nerede demeyeyim. Allah Allah. Allah'ın zikrinden bir de zaruri konuşmalar. İhtiyaçlar, zaruri, emri bil maruf, kötülükten ney etmek, ilim, çoluk çocuğundan muhabbet bunlar mı? Bunun dışında bütün kelamlar neymiş? Beladır. İnne Allah Teala la yakbalu amele abdi hatta la yerda an lisani. Allah Teala bir kulun dilinden, konuştuklarından razı olmadıkça diğer amellerini kabul etmez diyor. Bu hepten işi ağıra götürdü yani. Namaz, abdest, oruç, hac, zekat falan filan. Ama dilin fuzuli, yalan, gıybet, dedikoduyu konuşmuyoruz ha burada. Boş konuşmalardan bahsediyoruz. Bir de haram konuşmaları hiç hesaba katmadık şu anda biz. Ya. Sükût, sükûtül lisan, selametül insan diye hepinizin bildiğinizde bir hikmetli söz var değil mi? İnsan, lisanın sessiz durması, insanın başının selameti, ermesi, kurtulma. Salahul insan fi hıfzul lisan. İnsanın bütün düzeni dilini korumaktan geçer. Belaül insan minel lisan. İnsanın başının belası nereden gelir? Dilinden gelir. Ondan sonra telefül insan min tarafil lisan. İnsanın telef olması dilinden gelir. Onun için bundan sonra dilimize sahip olmaya çalışalım. Allah'ımıza da yalvaralım. Bu mübarek cuma gecesi okunan ayet-i hadisler hürmetine ya Rabbi bize dünyamıza, ahiretimize yaramayan laflar söylettirme ya Rabbi. Amin. Nasip etme ya Rabbi. Amin. Gevezelik huyumuzu al ya Rabbi. Amin. Az konuşmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Faydalı konuşmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Burada kalalım şimdi. Bugün de ne anlattık? Mürşidin vasıflarından biri neymiş? Az konuşmak. Bu arada da müride de neler lazım olduğunu anladık mı? Mürşidimiz zaten böyle bir zat. Hiç dünya kelamı 50 senedir duymadık. Ama biz de mürit olabiliyor muyuz acaba meselesini deşersek, araştırırsak iyi olur. Çünkü baba himmet demiş, oğlum gayret demiş. Şeyhim himmet demiş, oğlum gayret, müridim gayret demiş. Ne demek bu? O ne kadar büyük veli olursa olsun, senin de ne yapman lazım? Gayret etmen lazım. Aksine hareket etmemen lazım. Hacı Dursun Efendi, rahmetullahi aleyh hocasından Efendi Hazretleri nakleder. Yani dermiş ki mübarek sohbetinde, vaazlarında falan. Yahu çocuk ırmağa geçemiyor. Babası da ırmaktan onu geçirirken, babası boylu, çocuk küçük. Nereye alıyor onu? Omzuna alıyor. Çocuk da oradan rahat durmuyor.
babasını tekmeliyor. Ya dermiş, siz buna benzediniz. Talebelerine dermiş, müritlerine neyse. Ya ben sizi zaten sırtıma almışım, taşıyorum. Ahirete, cennete götürmek için gayret ediyorum. Ya sırtımda da ayağınızı suya değdirmeden, yani başınıza bir bela getirmeden, bu ahir zamanın fitne ortamında, mürşitlerimiz, hocalarımız, şeyhlerimiz vasıtasıyla, yani ahirete selametle gidebilirsek inşallah gideceğiz. Onlar bu kadar gayret etmiş, maddi manevi fedakarlık ediyor. Ya seni sırtıma aldım, ben taşıyorum seni, bir şey de demiyorum sana. Ama bir rahat dur, bir uslu dur da, beni ne tekmeliyorsun yani? Ya beni tekmeleme, yani beni, benim sana yardım etmemi zorlaştırıyorsun. Düşeceksin dereye, ondan sonra kopacak, götürecek seni denize. Boğulup gideceksin yani. Sen mürşide niye zorluk çıkarıyorsun? Alimine, hocana niye zorluk çıkarıyorsun? Mübarek adam denilenle amel edip onun da işini kolaylaştırsana. O da ne yapsın sana yani? Onun için Allah Teala mürşidimizin himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Mürşidimiz kim? Bizim Mahmud Efendi Hazretleri. Burada bulunanlardan başka şeyh efendilere de intisap etmiş olanlar olabilir. Allah ehli sünnet dairesi çerçevesinde bütün şeyhleri, müritleri için mübarek eylesin. Amin. Ve onlardan istifadelerini nasip eylesin. Amin. Ama şimdi önümüzdeki derslerde mürşidin sıfatlarını sayarken saha çok daralacak. Az yemekten, az konuşmaktan ileri gideceğiz. Gittikçe adaylar, namzetler azalacak, 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 azalacak. 900 sene evvel, 800-900 sene evvelki kitap bu. İmam Gazali'nin kitabı. En son noktaya geldiğimizde İmam Gazali Hüccetül İslam ne diyecek biliyor musunuz? Kibrit-i Ahmer'den, anka kuşundan, bulunmayan cevherden, eşsiz mücevherden daha zor bulunur bu zamanda böyle mürşit evladım diyecek. 900 sene evvel diyecek. Geldik kıyametin dibine yaklaştık. Beter zaman, ahir zaman, fitne zamana girdik. Şimdi bulunmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bulunmaz dersek diğer ayetlerde, hadislerdeki müjdeleri inkar etmiş oluruz. Ama nasıl bulunur? Yahu 7 milyar insan içinden bula bula geldik de bu zat bize mi nasip oldu ya? Yani bu bizim mi bir faziletimiz yani acaba? Vallahi Allah'ın halis fazlu keremidir. O bunu dilediğine verir. Ben karşısındaki apartmanda doğdum. Ben ne aramam var? Ben aramadım ki. Bulundum ben. Babam nikahını kıyacak. Gitmiş mahallenin imamı kim? Mahmud Efendi Hazretleri. Demiş Efendi Hazretleri gel nikahımızı kıy. Efendi gelmiş nikah kıymış. Ben mi buldum şimdi doğmadan? O zaman bize çok iyilik yapmışlar. Bizi seçmişler. Bize özel bir muamelede bulunmuşlar. Dünyanın 7 milyon insanı geliyor onu ziyarete. Bir kere göremeden dönenler var. Bizi 40 sene yanına koymuşlar. Ondan sonra bütün dünya parmakla gösterecek. Varsa biri odur. Bütün alimler, bütün dünya ittifak etmiş bu zatta. Şimdi bu kadar insana nasip olmayan bir devlet kuşu gelmiş başımıza konmuş. Bahtiyarız vallahi bahtiyarız. Yani Türk milleti içinde büyük medarı iftihardır. Türkiye içinde medarı iftihardır. Bildiler mi kıymetini? Bilmediler. Yetkililer de bilmediler. Yetkisizler de bilmediler. Etkililer de bilmediler. Etkisizler de bilmediler. Onu bilseydiler krallıkları bırakıp onun kapısına mürit olmaya, bende olmaya gayret ederdiler. لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَالَدُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ diyen İbrahim Ethem gibi. Krallar, padişahlar, yetkili, etkili kişiler bizim kazandığımız makamı bilseydiler, kılıç darbesiyle, kalkan kılıç bizle savaşa girerdiler, girişirdiler. Bizim nimetimizi kendilerine çekmek isterdiler. Ama bilmediler. Bilmedikleri için Mahmud Efendi'nin kapısı sana kalsın dediler. Ya çokları kendilerini mahrum ettiler. Ya böyle büyük veli nerede bulacaksın sen? Ne diyor? Zannedersem Yavuz Sultan Selim'e atfediliyor. Ama Abdullah Efendi Hazretleri'nin kitabında okudum ben. Babamın Efendi Hazretleri'nin evvelki şeyhi oydu. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun, derecesi hari olsun. Büyük bir velidir. Yahya Efendi dergahında yatıyor Beşiktaş'ta. Ali Adar Efendi babamız hep ona çocuklarını ziyarete gönderirdi. Hem seyittir hem büyük velidir. Padişahı alem olmak bir guru gavga imiş. Bir veliye bende olmak
cümleden âlâ imiş. Bütün dünyanın padişahını teklif etsene kuru kavgadan, boş kavgadan ibarettir. Bir Allah dostuna mürit olmak hepsinden üstün imiş dedi. Tabi bunu padişahlar biliyordular. Yavuz Selim gibiler, Fatih Sultan gibiler. Onun için mürşitlere bağlıydılar. Onun için Şeyhülislamlara tabiydiler. Onun için dünyayı fethettiler. Onun için aleme nizam getirdiler. He? Mürşidi olmayanlar, boşta gezenler, bir iple bir yere bağlanmayanlar, şeyhi olmayanların şeyhi şeytan olacağını Beyazıt Bestami Hazretleri buyurduğuna göre başları beladan kurtulmaz. Sana mürşit gerek, Hakk'a gidelim. Cemal-i Bağ Kemal'e seyredelim. Kardeş, ben nasihat ediyorum sana. Ben bulduğumda ne oldu? Bulan arayan, bulmaz her arayan. Ama mutlaka bulan kimdir yine? Arayanlardır. Ben aradım. En azından bulma ihtimalim var. Ama sen aramıyorsun. Hiç ihtimalin yok. Biz mürşidi bulduk. İnşallah gösterdiği yolda da Mevlamızı da bulacağız. Rızasına da ereceğiz. İnşallah. Yani haber mahiyetinde olduğu için inşallah diyoruz. Rabbim nasip eylesin. Amin, 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 amin. Yolundan ayırmasın. Himmetini üzerimize daim eylesin. Onu gazap ettirecek, kızdıracak inançlar amellere düşmekten muhafaza eylesin. Evet, çünkü en mühim şey rızaullahi fi rızal validi. Allah'ın rızası nerede? Ana babanın rızasında. Anne baba seni bu maddi aleme getirmiş, başına bela açmış. Mürşit seni manevi aleme çıkartıyor, seni ebedi saadete kavuşturuyor. Onun için Ebu Ruh'tur, onundur, anındır hakkı tekrim diyor İsmet Karibulu Hazretleri. Ruhumuzun babası kimdir? Mürşidimizdir. Bedenimizin babası bizi doğuran babadır. Ama ruhumuzun babası kimdir? Mürşidimizdir. Onun için onun hakkı nedir? Öz babandan üstündür. Çünkü seni manevi belalardan koruyor, ebedi saadete eriştiriyor. Şimdi biz mürşidin vasıflarını okuyacağız. Çok az bulunduğunu anlayacağız. Ondan sonra da o az bulunan nimete sahip çıkıp kıymetini bundan sonra daha çok bileceğiz ve şuurlanacağız. Bu arada da mürit olmanın da yolunu öğreneceğiz. Efendim, salik olmak, sefih olmamak, değil mi? Salik Allah yolunun yolcusu, sefih ahmak. Salik nasıl olmalı, nasıl yaşamalı? Allah'ı bulmanın yolu nereden geçer? Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, bunları derslerimizde işleyeceğiz. Sabır, birçok ahlak, güzel huylar beyan edeceğiz. Bunlar devam eden de inşallah okunacaktır. Allah Teala nasip müyesser eylesin. Amin. Evet. Şimdi efendim kardeşim, cenazeleri ver mübarek adam. Allah Allah, seni bekleyeceğiz. Ölüler seni bekleyecek kabirden mübarek adam. Dua bekliyor insanlar. Mel meyyitü illa kel garikin tegavvisi. Kabirde yatan ölüler İmdat diye boğulan denizde bağıran gibi yardım bekliyor diyor hadis. Yentazuru daveten telhaku. Ona gelecek dua bekliyor. Minevinev minevekinev sadik. Baba, ana, eş, dost, kardeşten bekliyor. Biz Allah için kardeşiz. Ölmüşlerimize okuyoruz. Bugün mesela şeyin babasının adı neydi? Habeş Efendi'nin. Vermiş şeye, yenere. Mübarek ya, niye isimleri vermiyorlar ya? Habeş Efendi benim kardeşim. Çok eski 25-30 senelik efendim cemaat vermiş. Allah verdi. Gürbüz Efendi. Allah Allah. Bu Hacı amcamız 85 yaşında. Benim eski cemaatim. Eski sohbetlerime gelenlerim. Bugün vefat etti. Ben cenazesine gidemedim. Kendim cenaze gibiydim zaten. Zor durumdaydım. Gidemedim, yetişemedim. Ama aradım, başsağlığı diledim Habeş Efendi'ye. Allah Teala musibetine karşı kendisine azim ecirler ihsan eylesin. Amin. Allah Teala babasına rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Amin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Şeriatçı, ehli sünnet, Müslüman bir aile. Ve eski bizim sohbetlere gelen bir insan. Habeş Efendi maşallah çalışıyor, gayret ediyor, hizmet ediyor. Çocuğunu hafız yapmış maşallah. Allah nazar değdirmesin, muhafaza etsin. Bütün ailelerimizi Allah Teala İslam'a bağışlasın, dinine bağışlasın. Evet. Bu hacı amcamıza Allah Teala lütfuyla muamele eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah
Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adeden vâsi'u ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi dağlar emsali rahmetler halinde bu gece ilk gecesi ulaştır ya Rabbi, ulaş. Nur eyle kabrini ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Şimdi öbür insanları tanımıyorum. Tabi hepsine tek tek okuyamıyoruz. Genel toptan okuyoruz. Ama tanıdığım insanlara özel okuyorum. Tanıdığım insanlar zengin olduğu için mi? Değil. Milletvekili bakan olduğu için mi? Değil. Ama benim onlarla eski hukukum var. Anladın mı kardeş? Çünkü o arkadaş beni İçeren köyde şurada burada 25 sene evvel sohbete gezdiriyordu. Benim 30 sene evvel sohbete gezdiren adamlarım var. 35 sene evvel şimdi kabirde yatıyorlar. Ya Kasımpaşalı efendim bir Hacı Rıfat Efendi, ondan sonra Hacı Rauf Efendi, ondan sonra efendim birçok benim yol arkadaşlarım efendim öldüler, kaldılar. Kabirleri nur olsun, dereceleri âli olsun. Bizim itibarımız nereyedir? İslam'a hizmet etti mi? Bu yola hizmet etti mi? İslam'a hizmeti varsa benim imdimde ağadan paşadan üstündür. Onun anası babası bana diğer efendim itibarlı zengin ağa paşadan üstün, anası babasından üstündür. Ben Allah yoluna bakarım. Ben dine bakarım. Bu işe hizmet edenleri ben unutmam. Ben vefalıyım. Dünya ahiret vefalıyım ben. Ama bu yola hizmeti olmayan adam kendi itibarlıdır. Allah mübarek etsin. Beni alakadar etmiyor. Kimin ağalığı, paşalığı, milletvekili, bakanlığı beni alakadar etmez. Hiç alakadar etmez. Beni tanıyan tanır, bilen bilir bugüne kadar. Evet. Şimdi diğer vefat etmiş Serra Gündoğan yavrumuz hasta. O da acil şifa için dua istediler. Ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed ve hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerine devalar ikram eyle. Ya Rabbi hayırlı muratlarına nail eyle. Anasına babasına bağışla. Ya Rabbi lan. Ya Rabbi içimizdeki bütün hastalarımıza da acil şifalar ikram eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlulara edalar ikram eyle. Evsizlere hayırlı evler nasip eyle. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Kansere tutulmuş kardeşlerimiz çok çok, yani bu kanser bir illet Allah. Ya Rabbim fazl-ı kereminle ya Rabbi. Sen ağrılarını sancılarını dindir ya Rabbi. Sen iman selameti nasip eyle. Vadesi dolmamış olanlara şifa ihsan eyle. Deva ikram eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasır. O çörek otu mucizes kitabında yazdım. Esselullah'a azim. Rabbel arşil azim. En yeşfiyek. Hangi bir hastanın yanına gidersen 7 kere bu duayı kursan sahih hadistir. Çok da kısadır ve kolaydır. Eğer eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Ama mutlaka iyileşecek. Eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Allah kanser, ülser bilmez. Allah her şeyi yedebilir. 7 kere okunuyor bu. Böyle içimden ne diyorum? Bütün öyle hastalara gitsem hepsine 7 kere okusam diye öyle niyet ediyorum. Allah bana öyle muamele eder. Ama gücüm yetmiyor. Gücüm yetmiyor. Yani telefonda da okunacak, uzaktan da okunacak. Bazısı okuyorum ama siz giden hastalarınızın üzerine okuyun. Bu 7 kere okunuyor. Zannedersem çörek otu mucizesinde olabilir. Öyle hatırlıyorum. Onda var diyorum. Bak arkadaş hatırladı. Onu 7 kere okuyorsunuz. Hangi ağır hastanız var okuyorsunuz. Hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan söylemez haşa. Allah sözlü bozmaz. Allah bildirdi ona bu şifa vereceğini. Çünkü hadislerde vahidir. Onun için 7 kere okunacak. Hangi hasta? Kanserli hastalar. Acil şifalar yani. Devalar ikram eyle. Ağrılarını dindir. Ya Rabbi vadesi gelmemiş olanlara mutlaka şifa ihsan eyle. Bizden dua isteyenler sana malumdur, onlara ulaştır ya Rabbi. Hasan, Eyüp, Mehmet, Musa, İdris, Fahreddin, Seyfettin, Kasım, Said, Kemal, Halil, Seyfullah, Zafer, Muhyiddin, İsmail, Mithat ve Hüseyin erkek kardeşlerimiz. Burada bizim de ismimiz okunabilir miydi? Haftaya okunabilir mi? Ona göre okuyun siz de milletin ruhuna. Ona göre okuyun. Bak kabirde yatmış medet imdat bekliyor. Sevap bekliyor. Bir Allah diyemez daha. İki rekat kılamaz daha. Bir cuma gecesi sohbet meclisine gelemez daha. Bitti. Ona göre kıymet bil. Şimdi gideyim de bir an evvel ya hanıma kavuşayım, bir çay içelim. Onu düşünme şimdi. Burada bir derdimiz var. Millet ölmüş. Sen hayattasın. Ganimet bileceksin. Ölenlere hatırla bakalım bir. Ya. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin nerede yattıkları, kabirleri ve halleri sana malumdur. Sen fazl-ı keremle bunları mağfiret eyle. Amin. Evvela günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin.
Hepimiz kuluz, günahkarız ya Rabbi. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Kabir azapları varsa defuref eyle. İstirahatteyseler müjdat eyle ya Rabbi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Kıyamete kadar yetiştir onlara ya Rabbi. Amin. Mahşere kadar nurunu, kandillerini kabirlerinde yak ya Rabbi. Amin. Amin. Yeter mi kıyamete kadar bu? Yeter. Kelime-i şehadet ne demek biliyor musun sen? La ilahe illallah ne demek biliyor musun sen? Size de böyle ölülerin hürmetine böyle zikrettiriyoruz yani. Zorla zikrettiriyor size de. Ne yapalım? Yani, amin. Biz ya Rabbi, bize de ölmüşlerimize de Allah arkamızdan böyle devamlı okunmak nasip et. Amin. Amin. Fatime. Fatime, Fadime yazmış. O Fadime'nin de aslı neyine? Fatime. Zehra, Nuriye, Hakime, Hadice, Halide, Aişe, Cevriye, Beyaz, Nurten, Menevşe, Emine, Zeynep. Hanım kardeşler. Ya hanım kardeşler. Kiminin karısı, kiminin kızı, kiminin anası. Ölmüşler. Hediye beklerler. Allah'ım medet eyle Allah'ım. Amin. Yardım et onlara, imdat eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım kabirlerini cehennem şükür eyleme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle, lütfunla muamele eyle Allah'ım. Amin. İsimleri Müslüman ismine bağışla Allah'ım. Amin. Ya Rabbi varsa günahlar taksiratlarını affeyle Allah'ım. Amin. Seyyatlarını mahveyle Allah'ım. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Bir kez Allah diyese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Bir Allah ile af oluyorsun ya. Ya Rabbi lafzayı celal hürmetine hediye eledik, vasıl eyle, kabilen nur eyle. Amin diyendilerine arzu hamden azad eyle. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala aliyye ve sahabe ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenne. Ne'udhu bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdake vel cenne. Ne'udhu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenne. Ve ma qarrabe ileyha min kavli mu'amel. Ne'udhu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavli mu'amel. Allahümme inna eselüke min khayr ma seyleke min nebike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة دعاءنا قبول خير مرادنا حصول إجنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا ربي يا ربي يا ربي سن فضل كرمك يا ربي Mescid-i Aksa'yı Yahudilerden halas eyle. Amin. Yahudi zulmüne nihayet vermelerini nasip eyle. Amin. Allah'ım o Mescid-i Aksa'ya ayakkabılarıyla giren, mihrabı çiğneyen, halları çiğneyen ayakları kır ya Rabbi. Amin. Sen onları kahreyle ya Amin. Rabbi. Senin o Kur'an'larını, Mushaf-ı Şeriflerimizi yerlere atan, onları toza dumana, pisliklere atan o zalim, o kafir, o Yahudileri sen fazl-ı kereminle, lütf-ı kereminle Allah'ım ellerini kır ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen onları helak eyle ya Rabbi. Amin. Sen onları öfkeleriyle katleyle ya Rabbi. Amin. Sen onlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bir daha böyle yapamamalar nasip eyle. Amin. Allah'ım onlara destek olanları da kahreyle. Amin. Onlara yardım edenleri de katleyle. Amin. Onların bu yaptıklarına razı gelenleri de kahreyle. Amin. Ocaklarına ateş düşür ya Rabbi. Amin. Ölülerinin kabirlerine ateş düşür ya Rabbi. Amin. Sen onları paramparça eyle ya Rabbi. Amin. Kötü bela dairelerini üzerlerinde döndür ya Rabbi. Amin. Onları birbirlerinin belasıyla uğraştır ya Rabbi. Amin. Onları bizden ve Müslümanlardan ve Filistin elinden ve oradaki Müslüman kardeşlerimizden alıkoy ya Rabbi. Amin. Meşgul eyle ya Rabbi. Amin. Dertleriyle meşgul eyle ya Rabbi. Amin. Reddedemeyecekleri belalara düşür ya Rabbi. Amin. Geri çeviremeyecekleri musibetler vurdur ya Rabbi. Amin. Ekonomileri çökert ya Rabbi. Amin.
Dünyadaki lobilerini çökert ya Rabbi. Amin. Yahudi Nesara'nın Haçlı ittifaklarını çökert ya Rabbi. Amin. Allah'ım onlara arkalarını arayacak soracak bir devlet bırakma arkalarında. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kerimle Müslümanlara yardım eyle. Amin. Filistin'e yardım eyle. Amin. Gazze'ye yardım eyle. Amin. Kudüs'e yardım eyle. Amin. Mescid-i Aksa'mızı sevindir ya Rabbi. Amin. Neşelendir ya Rabbi. Amin. Meleklerle mamur eyle. Amin. Müslümanlarla mamur eyle. Amin. Ziyaretlerimizi nasip eyle. Amin. Hiçbir Yahudi suratı görmeden girip çıkmak nasip eyle. Amin. Gittik ama Yahudi askerlerinin teftişinden geçtik. Kurban olduğum senin üç mescidinden biri Mescid-i Aksa. O mübarek mescidi bunlardan hürriyetine kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de azat eyle bu gavurların şerrinden emin eyle ya Rabbi. Bir gavur suratı görmeden ziyaret edip namaz kılmayı bize nasip eyle. Mescid-i Aksa'da ya Rabbi. Kabe'mizi, Ravza'mızı da muhafaza eyle ya Rabbi. Eşrarın şerrinden hıfza eyle ya Rabbi. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bu Yahudi uşakları PKK'yı da bizim başımızdan bela olmalarından bizi halas eyle ya Rabbi. Amin. Askere polise tetik çeken elleri kır ya Rabbi. Amin. Onları kahreyle, katleyle, mahveyle. Amin. Şimdi suikastlar hazırlıyorlar. IŞİD'in üzerine atacaklar. Haberlerde diyor şimdi. Kendileri şehirlerde bomba patlatıp da IŞİD'e atmak, Müslümanlarla uğraşmak istiyorlar. IŞİD'in burada öyle gücü yok. Ama onların burada öyle güçleri var PKK'nın. Çok güçleri var. Ya Rabbi bu güçlerini iptal eyle. Amin. Bunlara yardım eden devletleri de çökert ya Rabbi. Amin. O Yunanistan ne yardım etti bunlara askerlik talimatlar verdi. O zaman ya Rabbi kendi dertlerine düşür. Bunlara zerre kadar finans verecek, silah verecek güç bırakma bu gavurlarda ya Rabbi. Askerimize, polisimize yardım eyle. Amin. Onlar bizi koruduklar gibi muhafaza eyle. Amin. Askeriye çok güzel mücadele vermeye hazırlanıyor. Allah'ım onları muvaffak eyle. Şimdi bordo berellerin sayısını artırmak istiyorlar vesaire planlar yapıyorlar. Allah'ım askerimizi güçlendir ya Rabbi. Genel kurmayı güçlendir ya Rabbi. Askere çok kuvvet ver Allah'ım. Amin. Bunları bitirecek projeler onlara nasip et. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle onları bütün bu sevaplarımıza ortak et. Amin. Bizi korudukları gibi sen onları bizim bütün yaptığımız amellere dahil et ya Rabbi. Amin. Asker yavrularımız askere gidenlere selametler, saadetler ihsan et. Amin. Hayırlı selametle yuvalanana babalarına dönmeler nasip et. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kerimle polisimize de iç güvenliği sağlamaları için güç nasip et, kuvvet nasip et. Allah'ım görevlilere, yetkililere muvaffakiyetler, hayırlı müsteşarlar, onları uyaracak, uyandıracak, tehlikeleri bildirecek, haber verecek kuvvetli elemanlar nasip et. Bu askeriye uyandırıyor, şimdi haberlerde ayaklanmalar olabilir, dikkat edilsin diye askerin raporları bu yönde. Bunlar iç savaş istiyorlar. Allah'ım iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza et. Allah'ım burayı da Suriye'ye çevirmek istiyorlar, Allah'ım sen muhafaza et. Allah'ım bize akıl, şuur, fikir ihsan et. Müslümanları bu fitnelere düşmekten ehli sünneti muhafaza et. Allah'ım doğuda Kürt kardeşlerimizi, ehli sünnet Müslüman kardeşlerimizi, medreselerimizi, şeyhlerimizi, alimlerimizi, velilerimizi, talebelerimiz doğuda çok var. Allah'ım sen onları bu PKK'dan muhafaza et. Allah'ım talebeden çocukların kaçırılmasından muhafaza et. Allah'ım saldırılardan camilerini, medreselerini muhafaza et. Onlar bizden daha zor durumda, Allah'ım sen onları koru muhafaza et. Allah'ım çok ehli sünnet insan var. Yani batıdan bin kat fazla doğuda ehli sünnet var. Allah'ım sen onları koru, himaye et Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Onlara karşı güçlenecek ehli sünnet insanları maddi manevi her sahada güçlendir ya Rabbel Alemin. Ve ya Hayran Nasirin. Hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Her türlü şerden emin eyle. Suriye'ye yardım eyle. O Esed zındığı yine. Okulu bombaladı. Kaç Sabi Sübyan'ı öldürdü yine. Geçen gün 15-17 taneydi son haberler. Efendim yavruları, çocukları öldürüyor. Bomba atıyor medreseye, mektebe, her yere bomba atıyor. Böyle bir zındık Allah'ım. Ya Rabbi zamanı gelmedi mi Allah'ım? İndir bunu Allah'ım, indir bunu. Devir bunu Allah'ım, düşür bunu Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Şia'nın da bütün ittifakını iptal et Allah'ım. Şia Rusya ile anlaşıyor. Şia Rusya ile anlaşıyor. Şia Nusayrilerle anlaşıyor. Kitapsız Allahsızlarla anlaşıyor. Gusülsüzlerle anlaşıyor. Namaz kılan anlı secdedeki Müslümanları bombalatıyor. Ey gidi Şia! Bunların bütün gücünü iptal eyle ya Rabbi. Bunların Türkiye'deki uzantılarını kahreyle ya Rabbi. Bunlar dernek, vakıf, televizyon adı altındaki hizmeti yapıyoruz dedik. Hezimetlerini iptal eyle Allah'ım. İmha eyle Allah'ım. Bunlara çanak tutanların maddi manevi gücünü al Allah'ım. Ne olur Allah'ım, kurban olurum sana Allah'ım. Bu Şia bela aldı ehli sünnetin başına Allah'ım. Ya Rabbi gavur yapmaz bunların yaptığını bize Allah'ım. Müslümanları perişan etti, vatanlarından muhacir etti. Milyonlarca insan perişan oldu Allah'ım. Ne olur onlara rahmet eyle, merhamet eyle. Lütfeyle, kerem eyle. Vatanlarına selametle muhacirlerin dönmesini nasip eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. İslam'a yardım edenlere yardım eyle. İslam'ı ve ehlini aziz eyle. Şirki ve ehlini zelil eyle.
Ehl-i sünneti yardımsız bırakanları mahrum eyle, mahzul eyle. Amin diyenleri nar-ı cehennemden azad eyle. Amin. Etrafımızda bela dolandırma ya Rabbi. Amin. Şer musibet vurdurma ya Rabbi. Amin. Bu sohbetlere gelen, senin için dinleyen, senin için itikad edenleri de bu dualara ilhak eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesire ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülleke ya rabbel alamin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin sallallahu aleyhi ve sellem. He bak, kalkmadınız şimdi. Şimdi helal olsun size. He laf tutuyorsunuz ya. Bazen anlamıyorsunuz laftan ama neyse. Benim adamlarım körler sağırlar, birbirine ağırlar. Sizin şefaatinizle kurtulacağım ahirette inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar bir iki duyuru yapmamı rica etmişler. Ben rica ediyorum. Hira Nur Vakfı'nda da söyledim. Benim ne bir ilandan, ne bir sohbetten, hiçbirinden komisyon aldığım var mı? Birinin aklından geçerse hakkımı haram ederim, sohbete gelmesin daha iyi. Çünkü benim hakkım var burada. E tamam da şimdi konuşuyoruz. Konuşma bitince. Sağ ol. Görüşürüz inşallah. Şimdi kardeş, bir set yapmışlar, namaz seti. Namaz seti ne demek biliyor musun? Bak yine kalktınız ha. Hemen nazar oldu ya. Ya hele bir otur da. 10 tane kitap. 10 tane kitap. Hani kitapları saymıyorum. Tadil erkanından, abdestinden, namaz ilmalinden, neler neler. Bir tane de seccade. Akıllı seccade diyorlar. Benden akıllı hakikaten. Ben namazda şaşırırım, seccade şaşırmıyor. 10 tane kitap, bir tane seccade 70 liraya indirmişler. Kampanya yapmışlar. Yukarıda dükkan var. Lale Gül dükkanı. Orada da bulabilirsiniz. Bu hizmete yarar. Lale Gül'ün faaliyetlerine yarar. Daha hiçbir reklam bile sifte yok. Ama masraflar 100 bin gidiyor. Nereden gelecek bu? Nereden gelecek? Bu adamlar daha set test yayını. Reklam bile alınmıyor ama 100 bin masraf gidiyor. Borçlar daha boyu. Ne yapacağız? Ama sohbetler devam ediyor. Diğer hoca efendiler de başlayacak inşallah. Çok büyük hizmetler var. Öyle mi değil mi? Ya onun için 10 kitap bir seccade 70 lira. Babam vermez oğluna ya. Babası onunla vermez. Evet, ucuzluk yapmışlar, kampanya yapmışlar. Kitap da varsa siz de hayrınıza dağıtırsınız. Bu kampanyaya katılırsanız Allah razı olsun, benim duamı alırsınız. Hediyeli abonelik kampanyası devam ediyor. Dergiye abone olanlar hediyeli kampanya devam ediyor. Efendim telefonları biliyorsunuz. Tekrara lüzum görmüyorum. Bir de ne dedimse, berni hurması almıştık size. Onlara bir kampanya yapıp onları da eritelim dediler. Berni hurması nedir? Hayru temrikümül berniyyü. Ahmed İbni Hanbel'de geçen hadis-i şerif. Hurmalarınızın en hayırlısı bernidir. Yuhricüddâ velâ dâfi. İçinizde ne dert varsa o hurma çıkarır. Kendisi de size bir hastalık vermez. Sahih hadistir. Onun için 7 tane aç karnına yemek midedeki kurtları da öldüreceği gibi maddi manevi bütün hastalıklarınıza deva olur. Resulullah'ın Medine'sinin bereketine inşallah. Berni hurması da arz edilmiş. Benden duyurusudur. Bu kampanyalara katılın, yardım edin. Allah Teala sizin yardımlarınızla bu tebliğleri daim eylesin. Sizi de hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Cimrilik yapmayalım. Hayra niyet edelim. Yardıma niyet edelim. Burada hayır var. Kampanyada hayır var. 70 şeytanın çenesini aralamadan kul bir hayra bir katkıda bulunamaz. Hadis-i şerifini de unutmayalım. Allah Teala bize 70 şeytanın çenesini aralayıp içinden hayır çıkartacak kadar sehavet nasip eylesin. Amin. Cimrilikten muhafaza eylesin. Amin. Amin. İlahi şerefe nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Tarikatı'nın efendim İmam Sağ Sağ ve Erbaham. Ve ematil müslümin ve ematil cemaatil hamd. El-Fatiha.